TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Asıl meseleye hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Her hafta asıl meselede siyasi gündemi değerlendiriyorduk. Bu hafta sevgili seyirciler, sağlık. Sağlığı konuşacağız, koronavirüsünü konuşacağız. Koronavirüsü <laughs> nedir? Nasıl bulaşır? Nasıl korunabiliriz? Aşısı var mı? Koronavirüsü bir biyolojik silah mıdır? Gibi sorular yönelteceğiz konuklarımıza alanında uzman, araştırmacı yazarlar, gazeteci yazarlar ve tıp doktorları var sevgili izleyiciler. Kendilerini hemen hiç vakit kaybetmeden takdim edeyim. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak, hoş geldiniz. İyi hoş iyi bulduk akşamlar. efendim, i̇yi akşamlar. Gazeteci, yazar Sayın Mehmet Ali Bulut, efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. Araştırmacı, yazar Ertan Öz Özgyit, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hayır, hayır. Ve sevgili izleyiciler çok sağ olun. Yine Profesör Doktor, aynı zamanda enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Mesut Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet, koronavirüsü çok önemli. Tohumu da soracağım. Tohum da hani gıdaları da konuşacağız. Zamanımızın yettiği ölçüde o da oldukça önemli sevgili izleyenler. Şimdi Ertan Özyiğit Bey, malumunuz aynı zamanda bir televizyon programcısı. Kendisi 2019'un son ayında önemli bir iddiayı dile getirmişti ve tarih vererek Ertan Bey bu iddiayı dile getirmişti. Peki bu iddiasında ne söylüyor? Neyi dillendiriyor? Arkadaşlar veter hazır mı? Tamam hemen izleyelim. Ben sağlıktan ve büyük bir hastalığın 2020 ve sonrası yani hep bahsettiğim dünyanın 500 milyonun altına düşürülme operasyonunun en önemli parçası olan virütük bir hastalıkla yani İspanyol gribi gibi bir hastalıkla dünyanın sayısının yani onlara göre kalabalığın azalacağını okuyorum buradan. Nasıl mı? Az sonra. Az sonra evet öyle. Biz Ertan Bey dedik ki yani bunu biz de söyledik ne var bunda o da dedi ki tarih verdin mi sen dedi ya da siz tarih verdiniz mi dedi. Ben 2020 diyerek de tarih verdim dedi. Gerçekten de 2020'nin ilk ayıyla birlikte bir virüs türünü konuşmaya başladık. Şimdi komplo teorisyenleri ya da bazı araştırmacı yazarlarla, gazetecilerle, tıp doktorları bazı noktalarda ayrılır. Bilim adamları daha somut gerçekler üzerinden konuşur, ve komplo teorisyenleri ya da gazeteciler de, dünya genelinde ne oluyor, ne bitiyor, dünyaya şöyle bir kolaçan ederler ve buna göre yorumda bulunurlar. Biz de hani eksiklik olmasın diye hem gazeteci yazardır, hem araştırmacı yazarlar hem de tıp doktorlarını tabii konuda sağlık olunca bu programda ağırladık. Bu arada şunu da belirtelim. Daimi yorumcumuz sevgili izleyiciler Muharrem Bey, Muharrem Coşkun küçük bir rahatsızlığı var. O yüzden bu hafta programa katılamadı. Mesut Bey. Hemen sizinle başlayalım. Buyurun. Koronavirüsü tabii sizinle daha çok bilimsel olarak konuşacağız. Koronavirüs daha önceden biz SARS, MERS gibi virüslerden tanıyorduk ama Evet. Bu virüs onlara göre daha tehlikeli olduğu dilendiriliyor. Buna katılıyor musunuz ve bu virüs bir mutasyona uğramış virüs müdür? Evet, e, koronavirüsler bu grup gerçekten öncelikle e, 2003 yılında biliyorsunuz e, SARS virüsü şeklinde e, bir salgın meydana geldi. ...ve dolayısıyla 8 bin enfekte insan oldu, 800 kişi de vefat etti. Hemen bunun arkasından 2012 yılında da MERS virüsü... ...orada da yaklaşık 2200 kişi bu hastalığa yakalandı... ...ve 791 civarında kişi vefat etti. 2019 NCOV dediğimiz bu yeni virüsta yine bu koronavirüs grubundan... ...kendi yapısı... Taça benzediği için korona ismi oradan gelmekte. Ee, gerçekten viral RNA açısından e, RNA'sı diğer SARS ve MERS'e benziyor %80 civarında. Ama tabii farklılıkları var. E, şu ana kadar... Dünkü rakamlara göre. Farklılıklar neler? Kuluçka süresi, bulaşma, tehlike... Kuluçka bu süresi biraz daha uzun. Uzun. Evet. Ee, tabii bunun seyrini tam olarak bilmiyoruz. Mesela e, SARS virüsünün e, öldürücülüğü %10 civarındayken, MERS virüsünün öldürücülüğü %35 civarında. Şu ana kadar gelen, geçmişteki sayılara baktığımızda <laughs> bu virüsün öldürücülüğü %4-5 civarlarında şu an ama tabii daha korona mı? Evet. Corona. Şu an daha gidişatı bilmiyoruz. Sonuçlanmadı. Bu çizgi giderek bu yaş yukarıya doğru. Farklı da gösteriyor mu çocukta farkı Tabii ki, da tabii. Farklı en çok farklı 45 yaşlarında görülüyor. Orta yaşlarda, erkeklerde daha fazla görülüyor böyle bir durum bir de tabii ki yüksek riskli gruplar var özellikle 65 yaşın üzerindeki yaşlı kişiler ve çocuklarda özellikle de 4 yaşın altındakilerde bu da daha büyük risklere yol açabiliyor ayrıca kronik hastalığı olanlar mesela kronik böbrek yetmezliği kronik karaciğer hastalığı koa hipertansiyon kanser hastalığı e, sistemi baskılanmış olan kişilerde maalesef risk çok daha fazla ve bu virüs bu kişilerde daha fazla ölümcül hale gelebiliyor. Siz e, bu virüsle ilgili baktığımızda kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela hayvanlardan bulaştı. Evet. Ya e, Suudi Arabistan'da develerden bulaştı. Mers öyle, öyleydi. Öyle miydi? Evet. Bu Mers öyleydi. Da... SARS ise e, kedilerden bulaşmıştı. Peki bu? Bunda da yanasalardan ve yılanlardan bahsediyor. ve yılan daha çok üzerinde duruluyor yılan daha fazla olduğu Gerçekçi ön plana mi bu? çıkıyor. E tabi yani burada bir takım deliller, ipuçları var ama e, yani çok da fazla belgeye düşmüş durumda değil ama ileride bu daha belgeler çeken açıklanacak. <laughs> yani bu şu SARS ve MERS e, hayvandan insana bulaşıyor İnsandan insana bulaşıyor muydu orada? E, MERS ve Sarsın bulaşma e, e, daha azdı potansiyeli ama burada İnsanın çok insana fazla bulaşıyor evet. potansiyeli. Ya, daha fazla. E, Bunlar biliyorsunuz hayvandan insana bulaştığı gibi son virüsümüz koronavirüs dediğiniz gibi insandan insana bulaşmasından dolayı da oldukça hızlı yayılmakta. En büyük risk de burada yatmakta. Yani şimdi öyle bir algı var ki e, tabi burada medyanın da maalesef olumsuz bir katkısı var. Sanki koronavirüs bulaştığında yüz yüz öldürecekmiş gibi bir algı var. Yoksa bildiğimiz gripin bir tık üstü mü? Nedir bu hastalığın tehlikesi? E, yani şimdi e, virüsten gerçekten e, her yıl 56 bin civarında insan ölmekte dünyada. E, bu virüsün şu anki öldürücülüğü çok abartıldığı kadar değil. Ama e, dezavantaj şurada çok hızlı ilerliyor. Yani çok hızlı yaygınlaşıyor. Hı hı. Yani şu an 19 ülke bildiğim kadarıyla son rakamlarda bir yayılma var dünyada. E, biraz önce söylediğim gibi. 24 bin civarında bir insan enfekte olmuş durumda. 490 kişi de vefat etmiş durumda. Mesela dün sadece okuduğum kadarıyla yakından takip ettim. Oldukça fazla 63 ölü falan tekrar birkaç gün normal içinde bir grip yüksele de, Normal çok bildiğimiz sıradan bir grip de. 60 ve 70 yaş üzeri insanlar için zaten tehlikeli değil mi? Tabii tehlikeli biraz önce verdiğim rakama göre hatta influenza A grubu biliyorsunuz o bildiğimiz normal grip virüsü. Bu <laughs> influenza A virüsünün oluşturduğu ölümler e, tabi dediğim gibi bu daha bitmedi bilemiyoruz ama şu anki durumları daha durum. ölümcül. Influenza yani grip daha ölümcül görüldü. Normal grip daha ölümcül. Evet. evet. E, o zaman bu kadar yaygara niye koparılıyor? Yani e, bu tabi e, hızlı yayılması belki bundan bir sıkıntı. Yani çok hızlı yayılması insanları e, rahatsız Peki. ediyor. Insandan insana bulaşması da yine başka bir sıkıntı. Mehmet Ali Bey siz neler söylersiniz? Ben hocalarımı dinlemeyi tercih edeceğim biraz. Hı hı. Yani çünkü sonradan bu virüsün bulaşması, virüsün kaynakları üzerinde. Biraz. İsterseniz yine baştan da söyleyebilirim. Buyurun. Yani yapay virüsler. Aynı zamanda bunlar yani artık giderek savaş araçları. Yapay mı bu virüs? Savaş araçları haline gelecekler. Ben o kanaat deyip çıkacak sonra. İşte korona yapın. Evet. Yani Koronada, laboratuvarda üretilmiş özel bir şimdi, şey. Şimdi e, bu ilk başta izlediğim bir şey vardı. Bir e, video. Hı hı. Yani evet, bu, tabii bu, evet. ee, ciddi çalışmalar var. Biz biz çok masum bakıyoruz meselelere. Yer yüzünde gerçekten hem insanlığın ...düfusunun e, nüfusunun azaltılması hem de bu coğrafya ile bilhassa yani bir Orta Doğu coğrafyası ile ilgili emelleri ve ümitleri, beklentileri olan gruplar var ve bunların elinde de e, gerek insan geninin yakalanmış artık şifresinin çözülmüş olması ve gerekse ee, laboratuvarlarda dabbetul arz diyebileceğimiz cinsten insana musallat olabilecek varlıkların üretilmesi için her türlü imkan var yani mesela bu yani giderek bir, bir biyolojik savaş var da insana musallat olabilecek varlıklar evet, mı üretiliyor. Evet bu yani doktorlarım çok yani muhakkak Mesut hocam daha geniş girecektir. Yani e, enfek, <laughs> e, enfeksiyonu arttıracak veya zafiyeti çoğaltacak biyolojik silahlar artık üretiliyor ve bunlar uygulanıyor. Şimdi mesela bir zaman şey vardı. Kom, kuru, korum, şey, Kırım, Kongu. Evet, Kırım Kongo. Bir Kırım'da Kırım, da çıktı, Allah, sonra Kongo'da çıktı. Allah. Sonra getirildi e, şey atıldı. Türkiye'nin bir coğrafyasına, orada birden bir ortaya çıktı çorum ve e, Sivas civarında. Tavuk Ama başlangıcından bundan başlangıcında bu mesele ortaya çıkmadan önce tavukları topladılar. Çünkü tavuk tabiattaki <laughs> bu tür şeyleri toplayan bir var. 7, ediyoruz, 7 milyar tavuk öldürüldü Türkiye'de. 7 milyar tavuk çekildi. E, yani alanda dolaşan. E, geçen sene biz şey almaya gittik, e, kurban almaya gittik. Eve geldim, hanım dedi buramda bir üşüme var. Bir baktım. Bu bir kene. Kene bu. Bildiğimiz kene. O yani o cins kene. Tabii çok hızlı hareket ettik. Hemen hastaneye götürdüm. Dedim kardeşim burada kene var alın bunu. Dezenfektiler aldılar. Şunu yaptılar bunu yaptılar. Sonra enfeksiyon. Yani bunlar bakıyorsun yapay bir mahluk. Net görebiliyorsun. Işte, burada keneden konuyu açtığın için. Evet. Ben köyde büyüdüm. Evet. Ve koyunlarımız falan vardı. O keneler bir şey yapmıyordu. Yani yapışıyordu bana ben tamam. gördüm Ama yapışır olmuyordum. da işte o kene o kene değildi. Ha. O ne da zaman kene uğratıldı. üzerinde? Yok <laughs> yo, bu kene mutasyona uğratılmadı belki sonradan. Bambaşka bir kene mi? Ha, bu bunlar üretilmiş varlıklar. Silah yani ve üretilmiş silahlar. Yani şimdi mesela düşün, inflanze dedik biz. Hı hı. Bir e, bir orduya karşılaşacak iki orduya bir tarafa bu mikrobu at. Ertesi gün bunların hepsi kırılacaklar. Yani ayağa kalkacak halleri kalmayacak. Neden biz bunları görmüyoruz? Ben yolda gelirken hocama bir şey söyledim. Şimdi hocamızın enfeksiyoncu olduğunu söyle, duyunca çok daha sevindim. Ona da anlatacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara diye bir sure var. İnek deyip gidiyoruz. Belki ilk seninle konuşmuştuk bir. Bu Bakara inek değildir, bu başka bir şeydir. Buna buradan bir bakın. Şimdi buna nasıl uyandım ben? Bir gün böyle... E, şeyle ilgili bir yarasa, ilke bir şeyde teknik bir dergide yarasadan elde edilmiş bir enzim bulunduğunu ve bu enzim yeni kaza en ölmüş bir hastaya zerk edildiğinde uyandığını veya kalbi tekrar kendi içinden harekete geçirdiğini okuduğum bir yazı. Birden bire bu aklıma geldi. Çünkü orada da biliyorsunuz mesela bakaray o bir, o bakara dediğimiz yani inek diyorlar ama ben o bir memeli diyorum. Bu memeli Allah'ın insanlardan Musa'dan kesmesini istemesinin sebebi öldürülmüş olan bir adamı diriltmek içindi. Bu adam diriltilecek ve konuşacak. Kim kendisini öldürdü? Bunun üzerinden hareketle orada bu Bakara'nın nasıl bir mahluk olduğuna dair yarım sayfa izahat vardır. Kur'an-ı Kerim yarım sayfa bir mesele izahat ayırması çok mühim bir meseledir. İkincisi de Hud suresinde dabbelerden bahseder. Dabbe dediğimiz şey yeryüzünde yani depreşip duran demektir. ''İle ayaklar üstünde fren yerde ve gökte hiçbir dabbe yoktur ki der Allah. Bu benim eserim olmasın. Peki ona niçin buna yer dabbesi diyor? Bu yerde insan <gülüyor> araştırmasıyla, <gülüyor> insanların çabasıyla ortaya çıkacak canlılar ve varlıklardır. Bunu Vakka suresinde çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Ben bunu 20 senedir söylüyorum. Yani benim iyi takipçilerim ve o tür takiplerim çok iyi yapanlardan birisi Ertan. Şimdi bilinmeyen bir dergi vardı bir zaman. Evet. Bilinme. Atan Atan Evet. Ben ona Kur'an-ı Kerim'deki bu tür ipuçlarını aktarırdım. Ve hakikaten bunların yüzde seksen de sonra çıkmıştır. Şimdi diyor ki Allah bir yerde benimle yarışamazsınız. Kim yarışıyor ki Allah ile? وَمَا sizin benzerinizi sanki insanmış gibi varlıkları yapmada benimle yarışamazsınız. Yarışan birisi mi var? Aşk. 1400 sene önce ilmiş bir kitap bunu söylüyor. Demek ki böyle bir yarışa girilecek. Sonra ve menahnu mesbuqina ala en neshakum fi ma la ta'malun bilmediğiniz usullerle insanı yeniden inşa etmek noktasında da benimle yarışamazsınız. Bu inşa nedir? Organları alıp birbirine dikmektir. Yani bugün rahatlıkla dünya üzerinde artık insan tarlaları üretilebilecek durumdadır. Alacaksınız bir hemoglobinizden Size bir tek şey üretecek karaciğer, sizin hemoglobininiz üzerinden. Veya size bir böbrek üretecek. Bunlar olma, olacak diyor. Kur'an bize haber veriyor. Kök hücreden başlıyor. Tabii bunu hani hocam. bunu haber veriyor. Lütfen bu mesellere yönelin. Geleceğim şimdi şu şeye. bu mikroplere Bir hocaların muhakkak görmüşlerdir o makalleri Bir şeyde yarasa virüsünde 3000'e yakın her birisi korona çapında virüs var arınıp harekete geçildi ve yani bunlar bulaştırılabilecek hale getirildiğinde hepsi korona gibi, influenza gibi veya SARS gibi veya MERS gibi ciddi bir şekilde sarsıntı yapacak şeylerdir. Öldürücü imkana sahip varlıklardır. Fakat bunların hepsi yani bu tıbben 2500 ile 3000 arasında bir tek sarı renkli şeyde yarasada bu virüslerin bulunduğu kabul ediliyor. Şimdi bir düşünün. Bir anne Kendisi renk körü olmuyor ama kendi oğluna renk körü genini taşıyabiliyor. Değil mi? Onda var o gen ona zarar vermiyor. Bu yarasada da 2500-3000 tane virüsü kendisinde barındırıyor. Kanla besleniyor. Bunu istediği zaman bir hayvana bulaştırabiliyor. Emdiği zaman ondan ona aktarabiliyor. Fakat kendisinde bir enzim var. Bu enzim onların hepsini blok ediyor. Yani kendi vücudunda bütün bu şeyleri kar karantinaya almış durumda <laughs> kendisi ona bulaşmıyor <laughs> ama herhangi bir hayvanı ısırdığında bulaşıyor. Yani bunu 15 senedir söylüyorum. Peki Bak, bir soru soracağım. Şunu için söylüyorum. Şimdi ben ben bilim adamı değilim. Bana da düşman. Ben bir gazeteciyim. Hatta hocam <laughs> ne alaka dedim. Ben sadece sistemi anlatıyorum. Diyorum ki kardeşim alın bunu inceleyin. Laboratuvarlarınız var. Özür dilerim. Bu sistemde hani gen dediniz ya. Gene göre ırka göre virüs oluşturma imkanı var mı? Evet. Mesela Çin evet, göre. Çok basit. Şimdi bak diyor ki وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ beni Ben sizi nasıl yarattığımı gördünüz anladınız diyor. Yani sizi insanı nasıl inşa ettiğimi siz gördünüz artık diyor. Alimtum öğrendiniz diyor. İşte yeni öğrendik. Mesela ashab rakim diye bir şeyden bahseder Allah. Hiç kimse bilememiştir sabır rakim bugüne kadar nedir Kehf suresinin başında Esâb-ı rakim dijital dönemdir dijital döneme geçtik ve insanın şeyi çözüldü insanın e, genetik yapısı çözüldü nedir toplam beş harfle yazmış Allah bu programı toplam beş harf A G T U C yani e, agunin gua e, guamin timin e, gua timin sitozin e, urasil <laughs> Bunlar böyle amino asitler. Yani bunlar Peki. amino asitler. Bu üç harf ile yazmış. Bu üç harfin içinde U'nun ve C'nin yerini oynattığınız zaman, insana istediğiniz şeyi yükleyebilirsiniz. Kolun yerine karat koyabilirsiniz. O yüzden size avatarları yapıp önünüze koymaya başladılar. Çünkü avatarlaştırmak mümkündür. Avatarlaştırmak mümkün olduğu gibi, يَسُمُونَكُمْ suel Azabi يَسُمُ kelimesi sima yapmak tabiri. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Simayı oluşturmak, yapılandırmak... Simayı görmek değil yani ultrasonla ana rahmindeki çocuğun yüzünü görmek değil. Simayı yapmak geçiyor. İnsan sima yapacak ana rahminde. Simayı yapabilecek insan virüsü mü şey yapamayacak? Peki. En zayıf noktanızdan, immün sistemden bahsetti. Immün sistemin bütün her şahısta bir zayıf noktası vardır. Milletlerin genel manada zayıf olduğu noktalar vardır. Siz bunu tespit ettiğiniz zaman bir anda bir toplumu kırabilirsiniz. Zaten 8 milyara ulaştı. Bu evanceller ve bir de e şeyler. O zaman Adnan Oktar kan topladı. 100 bin ünite kan. Evet, evet. Evet. O zaman evet. ay halimize. Tabii bana ver, ver, akıllı bir şey o sefer ben de vermeyin kan diye yazdım. Yani o, o haber o evet haber 7'de yazıyordu orada. Yani onda. bu bilerek bu gerçeği yıllar önce bilerek vermeyin kanı dedi. Evet, vermeyin kan. Çünkü bu kan gidiyor şimdi Nereye mesela İngiltere'ye. Niye? Çünkü banka orada. Hmm. Kendisinde de tutmuyor. yani. Kanu, herkesin ki kanı, herkesin kanı İngiltere'de. Yani bunu e, İsrail'de bir profesör de kabul etti ki SARS'ı biz Araplar için ürettik ama Araplarda bir antijen oluştu. Bir yani ona karşı Mers'e. Evet. Ha Mers miydi? Mers. Evet. ve şey vurdu. Evet antikor. Ya çok antikor. Farklı bir konu. O ve i̇kinci bölümde bu deve şey, olayını da konuşacağım. Merak ediyordum Çini vurdu. <laughs> antikor Mersin. devede çok bulunuyormuş. Çini vurdu o Araplar için tasarlanan. Evet. Ve onun üzerine de 11, Peki. 11 Eylül'den önceki yapılanma gerçekleşti. Bugün şeyin partneri, İsrail'in partneri Çin'dir. Bir daha döneceğim Ertan Bey'le. Evet. Ertan Bey attım toplu zaten. Ertan Bey az önce videoyu yayınladık. Evet. Siz 2019'un sonunda diyorsunuz ki 2020'de vürütük haliseler. Grip gibi 20'nin başından başlayıp sonuna kadar, sonuna kadar sürecek Ve bir vürütük Ha, yani bir orada nüfus nüfusu azaltma projesi, projesi. ve Çin'de başlıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan. Çin. Yani bu virüs virüslere baktığınız zaman genelde Çin'de başlar zaten. Yani bundan e, işte 1000 sene önce de öyle oldu. sene 700 yıl önce. Sebep? Niye Çin'de başlıyor? Ee, şimdi bakın bazı şeyleri söyleyeyim. Başka konular olacak ama şimdi Hı -hı. Çin aslında e, medeniyetin kendisini var eden sistemleri oluşturan yapı. Örnek. Şimdi bugün elimizdeki kağıt Kağıt, Çin. Doğru. İkincisi, elinizdeki herhangi bir silah, barut yani, hı hı. Çin. Veyahut da matbaa kağıdı bırak. Çin. O da Çin. Bunun yanında ipek dediğimiz ürün Çin, baharat yolu dediğiniz ürün Çin. Veyahut da biraz daha gidelim, tehlikeli bir yere gidelim. Ee, virüsün de kendisi Çin. Ama... Şimdi herkes şöyle algılıyor. Bir, bir kere şöyle bir to, toparlama yapmak lazım. Doktorlara atıfta bulunarak söylüyorum şimdi. Yani burada iki tane disiplin var. Bunlardan bir tanesi gerçekten bu işin geliştiğine dair bir disiplin. Gelmeden önce Abdullah Çiftçi ile birlikteydik. Sana da çok selam var. Ee, şimdi şöyle. Yani sistem hocamızın bahsettiği şey veyahut da hocamızın biraz sonra bahsedeceği şey muhtemelen... İnterneti açtığım zaman önümde zaten bu bilgiler var. Ve de daha da iyisi var. Al bak çıkarttım. Çok yeni bir bilgi. Bu bilgi şu anda tüm başkanların önünde olan bilgi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Neyden? Ben benim söylemek istediğim şu. Yani sistemi iki ana dilde tartışabilirsiniz. Bir oturalı hocalar. Doğru mu hocam? Evet. Oturursunuz dersiniz ki efendim bu virüs böyle yayıldı şöyle çıktı İşte iki tane bir hayvandan atıyorum örnekleyelim domuzdan e, kuşa geçti bunlar geçerken bir e, A da B oldu B de insana geçti İnsana geçince süper virüs oldu bu süper virüste falan fişmekan. Yani bu hikayeler bana ait hikaye değil onun için onların anadalı onlar benim anadalım gelişmişle ilgili değil geliştirilmişle ilgili konuyu konuşmam lazım. Şimdi ne demek istiyoruz? Şunu söyleyelim. Ben herhangi bir operasyonun dünyada hemen arka tarafına bakarım. Çünkü benim yetiş görünmeyeni. Yani görünmeyen değil. Sonucuna bakarım. Kime? Rahmetli Mahir Kaynağın çok önemli bir lafı vardır. Der ki Mahir Kaynak. Kime yaradıysa bu orayı araştır. Şimdi ben tabii o ekolden gelme bir adam olduğum için dolayısıyla beni ilgilendirmiyor tıp tarafı. Beni şu ilgilendiriyor. Bir sistem yani benim söylediğim üstün akıl tarafı bir sistem geliştirecek. Ne geliştirecek? Diyor ki ya şimdi bakın basit şimdi uzun süredir Akit'te yokum uzun süredir de televizyonlara çıkmıyorum yalnız 24'te kendi programımı yapıyorum biliyorsunuz hı hı. E, dolayısıyla eskiden burada da program yapıyordum bir ara. Dolayısıyla şöyle beni hani izleyenler hatırlayacak söylediklerimi. Şunu söylüyorum. Yapılacak iş şöyle düşünmediğimiz sürece bu işi anlama şansımız yok. Bu işin anlamak için bu işin sonucunu bulmamız lazım. Yani ters mühendisliği çalıştırmadığınız sürece. Bu işi bulma <laughs> şansınız yok. Ters mühendislik şu. Bakın hocam bahsetti. Mers ve SARS'tan. Şimdi bütün yayınlara bakın. Benim YouTube'da yayınladığım veyahut da 24'te söylediğimin dışında bütün yayınlar şöyle diyor. Efem diyor. SARS var ya diyor. Acayip yüzde on büyüyor. MERS filan. Bunun diyor büyüme yani öldürme hızı yüzde iki. Doğru mu hocam? Doğru. Aynen. E tamam biz de diyoruz ki zaten bu yok. Ama bakın sonuca baktığınız zaman SARS şu ana kadar 800 kişi öldürdü. MERS 500 kişi öldürdü. Küsratları atıyorum hocalarımın daha iyi bileceği şey. Ama şu anda yalnızca Korona virüsü 650 kişiye bulaştı. Şimdi iki tane ana dil vardır bu işte konuşacak. Bir yayılma hızı öldürücülük. Şimdi ben öyle bir şey geliştirmem lazım. Şimdi empati kurmadığınız sürece işi anlama şansınız yok. Bu acaba şimdi bana şunu söyleyemez kimse. Yani bir pazarda oturuyoruz. Yılan da vardı, işte kurbağa da vardı, bilmem ne de vardı. Bunlar karıştı. Bunların sonucunda bir virüs çıktı. Bu da insana bulaştı, insanda filan. Bu hikaye başkasının hikayesi, bana ait bir hikaye değil. Ben aynı Mehmet Ali Bulut'la, tabi uzun süredir program yaptık çok eskiden beri. Yani çok programda birlikte olduğumuz için şunu söylemek istiyorum. Bu muhakkak birisinin kullandığı bir, bakın biyo bir aslında işin silah diye bakacaksınız. Biraz i̇şte önce söylediğiniz, hocama sorduğunuz soruyu söyleyeyim. Hı hı. Adrese mektuptur bu işler. Ne sormuştun? Ya yani dediniz ki bu kişisel olarak bir ırka, bir kişiye evet. adrese mektup hazırlanır böyle şeyler. Şimdi biz biliyoruz ki bakın hani yeni yapılarda hani bahsettiğinizden gidelim. Türkiye'de kanlar toplandı mı? Yaşasın durmuş. O zamana kadar toplanıyordu. Veyahut da bu yalnızca Türkiye'de mi toplandı acaba? Bir soruyu böyle soracaksınız. Türkiye'de toplanmıştı deyince sanki başka yerde yapılmamış gibi bakıyor. Tüm dünyada bu kanlar toplandı ve bu kanlar toplanan kanlar o herhangi bir ülkedeki farklı ırktan gelen veyahut da melezleşmiş insanların kanları dahil hepsi bir yerde depolandı. Artık ben sizin tüm şifrelerinizi biliyorum demek. E niye gönderdik o zaman? Şimdi işte şimdi çok kolay bunlar. Yani hayır yani o zaman bu çok ağır, güzel. Ağır büyük bir suç. Tabii o zamana döneceksiniz gazeteci değil misiniz? Kaç gündür yani... o zaman var mıydınız? Bu soruyu yalnız Mehmet Ali Bulut cevaplamayacaktı. Siz de cevaplayacaktınız. Ya benim yaşım bu, yetmez. Yok yok, mesela diyorum. <laughs> evet. Siz derken siz alınmayın yani. Tabii. Herkes yani gazetecilere gazeteci söylüyorum. O da konu bakmanız ha. lazım. Şimdi konuya şöyle bakmadığınız zaman bu işleri öğrenme şansımız olamıyor. Neyi öğreneceğiz? Gerçekten dünyada bakın. Dünyada diyorlar ki bana ya yıllar önce yani X bir kanalda Sevgili Can Okanar'ın sunmuş olduğu bir programa katılmıştım. Kanal ismi veriyor muyuz? Verilir. Tamam. ATV'de bir Hı -hı. kanala bir programa katıldı. Bir tane ilahiyatçı bir profesör arkadaşımız var. İsmail Hakkı Aydın, ee, biliyorsunuz Türkiye'nin önemli beyin cerrahlarından birisi Aydın, Aydın, evet, evet. Aydın Üniversitesi. Aydın Üniversitesi'nden değildir. Yani Mustafa Aydın kardeşidir. Çok evet, biliyorum. Ee, onunla biz katıldık. Ben dedim ki yani bu, bunun bir sonrası yıllar önce söylüyorum. Bir dünya savaşına hazırlık yapın. İnsan nüfusunu 500 milyonun altına düşürecekler. Bana dediler ki orada ya olur mu öyle şey dediler ya. Yani ne söylüyorsun İsmail değil. Hocadan bahsediyorum. Şu anda yaşanan tüm proje İnsan nüfusun azaltılma projesi üzerinedir. Niye azaltılsın insan nüfusu? Bu önemli bir soru. Ya, tabii. önemli. Yok verme abi bitireyim ondan sonra. <laughs> Şu da önemli. Evet. Kim yapıyor bunu? İşte şunu söyleyeceğiz. Şimdi bunların belgelerini getirdim ben size Hı -hı. ama onlara gireriz. Şimdi bak soru şunun üzerine kurulu. İnsan nüfusu niye azaltsınlar? Birinci Dünya Savaşı'nda benim kendi şeyim bu sağlamam. Sana soruyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç tane ateşek vardı savaşa? çok değil mi? Yani. Çünkü niye iaşe sağlayacaksın? Tak, tüpek cepheye gidecek, değil mi? Tamam. Bakın basitçe sevgili dostlar Ondan basitçe anlatıyorum. Siz onu Şimdi ederim. anlayacaksın? Şimdi ikinci konu. İkinci Dünya Savaşı'nda kaç ateşek var? Azaldı sayı. Hı -hı. Çok yani oran azaldı. Niye? İhtiyaç yok. Şimdi bakın eğer ki biz dünyanın nereye gittiğini yani aslen blockchain tabanlı işte bahsettiğimiz bütün sanal yapılar, bütün dijital yapılar, Bitcoin'den bahsederek alın, bakın size şeyi getirdim dergi. Siz bu dergi ve üzerinde Bitcoin'in şeyi var, logosu var. 1980. O zaman 1980'de siz Bitcoin diye bir şey duydunuz mu ya? Yok ben dört yıl sonra abi? doğdum. Hayır, hayır. Şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Birileri bir ekonomist dergisi bunu dünyaya çıkıyor haberin olsun dedi. Bunu anlayanlar... Ertan Bey o zaman bu virüs paradan bulaşıyor derlerse paraya bay bay. Bakın para çok önemli bir şey. Bir virüsü bulaştırmak için at, at, şeye, kediye köpeğe gerek yok. Tek bir şey paranın üzerine koyarsınız bu biter. Insanlar. Tamam o zaman bundan sonra kağıt paralardan... Kağıt oluşuyor, paradır diyecekler. özellikle. Diyecekler ve... Ye derler Bitcoin demezler. Bunu ilk defa söyledik bir yerde. Tabii çünkü para en tehlikeli, en virütük ürünlerden bir tanesidir. İnsanın en virütük organı hangisi? Eller değil mi hocam? Eller eller. Para ve el ilişkisinden dolayı ve bu paranın devamlı el değiştirdiğinden dolayı bir üst takıl hayvanı, kedi, köpeği kullanmaz bu işte. Bu arada Parayı Bitcoin kullanır. bilmeyenler için söyleyelim. Belki sanal para. Yani son yakın mu? zamanda öğreneceksin. Sanal. Değil mi? Bilmiyorsunuz. Şimdi buradan kaynaklı gidince de ekonomist ben Türkiye'de şöyle bir şey başlattım bir ekol. De ekonomistin kapaklarını yorumlamaya başladım televizyonlarda. İlk ATV'de başladı sonra işte Haber Türk falan derken devam etti. Şimdi yine 2020 kapağını önüme koydukları zaman yani şu kapaktan bahsediyorum dostlar. Şöyle bakın. Burada Şimdi doktorlara sorduğumuz zaman bu bir göz testi. Basit anlatalım. Herkes bunun işte Trump yazıyor, bir şey yazıyor filan. Yorumlayanlar artık bu modaya uyan arkadaşlar oldu. Onları da tebrik ediyorum çünkü ne kadar çok beyin cimlastiği yaparsak bu sistemi anlamayı o kadar çok analiz ederiz. Şimdi herkes anlattı ama bir şey atladı herkes. Herkesin atladığı. Bunu ben YouTube'da anlattım. 20-20. Bu bir renk körlük testiydi. Hı hı. renk körleri özellikle ve özellikle yeşil ve kırmızıyı sarıya yakın görürler genel olarak dedim ki şey başladı savaş çünkü sarı gemilerde karantinadır unutmayın yani sarı karantina rengidir Karantina bir yürütük bir veyahut da bir bakteri sonucu bir şekilde hastalanacaksınız. <laughs> Dolayısıyla dedim ki hoş geldiniz. Ocak ayından başlayarak 2020 yılında... Bu çıkarımı oradan yaptınız. Tabii yani. tabii buradan gitti. Ama bu çıkarımları yaparken bu bugünün anlattığımız konusu. Şimdi bakın bir şey getirdim size. Buyurun. Şimdi Nedir bunu bu? da Türkiye ile 2008 yılında tanıştırdım. Bu Guidestone diye Georgia'da bir anıt bunun gibi üç tane anıt var şimdi sürpriz yapıyorum bunu videoya koydum YouTube'da bir tane daha koyacağım o ikincisi bunun bu gördüğünüz gibi 10 dilde yazılmış 8 e, dilde yazılmış üzerinde de 4 tane ölü dilin olduğu bir mottoların 10 adet motto yani isterseniz buna e, işte Musa'nın Hz. Musa'nın on emri diye de bakabilirsiniz ama onunla ilişkisi yok tabi bu bir üst aklın dikmiş olduğu Georgia'da yeri çok nadirdir yeri çok önemlidir dikildiği yer orada bu dillerde yazılmış bir mottolar var bunlardan bir tanesi İngilizcesine bakalım diyor ki ...insan nüfusunu 500 milyonun altına indir. Şimdi ben bunları söylerken 2008 yılında Mehmet Ali Bulut'la da yapmış olduğumuz programlarda... ...bunları söylerken başka enstrümanlarla da yola çıkarak söyledim. Mesela Albert Pike diye bir adam var. Bu adam dünyanın 3 tane savaşını öngörmüş. 1871'de bir güneyli komutan hikayeyi anlatmıyorum açsınlar öğrensinler bunu Türkiye ile tanıştırdığımda o zaman masonlar bile çok önemli olmasına rağmen yani Türkiye'deki masonlar biraz fasondur <laughs> Bilme, bilmedikleri için e, tanıştıklarında şöyle bir olay oldu bu adamın 3 tane dünya savaşı örneği var diyor ki Manzini'ye yazdığı mektupta bu mektubun e, kopyası bende var televizyonda da göstermiştim ama bilseydim getirirdim e, bir, bir dünya savaşı yapacağız diyor bu dünya savaşında tüm sultanlıklar, krallıklar hepsi yok olacak. Ondan sonra bir dünya savaşı daha yapacağız. Bunlar oluşturduğumuz sistemdeki iki güç birbirlikleriyle kavga ederken İsrail kurulacak. Ve üçüncü bir dünya savaşı daha yapacağız. Bu üçüncü dünya savaşında da tüm dinler yok olacak diyor. Şimdi iki tanesi çıktı. 1871'den Adam sonlarını söyleyelim. 48 ve 15'e gönderim yapıyor. Lego din sanal para sentetik insan. Şimdi sentetik insan teknolojiyle ilgili bir şey. Önemli olan sentetik insan sonucu değil. Önemli olan adamların şimdi bakın niye adı insanlar öldürülmeli? Eşekten attan örnek verdik ya. <laughs> artık çalışan adama ihtiyaç yok. Çünkü bakın çok yakında bir örnek. Yapay zeka robot. Çok yakında bir örnek yaşadık. Bizim bir e, müşterimiz 400 kişilik bir sanayinin içindeki 400 işçiyi çıkarttı Mehmet Ali Bulut. Onun yerine robotlar koydu. Bu robotlar elektriksiz bir ortamda yemek yemeden az bir enerjiyle zırt 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 olabildiğince hatasız ve daha çok ürün üretiyorlar. <laughs> 400 kişi işten çıkartıldı. Tazminatları ödendi falan çıktılar. Şimdi bugün o 400 kişi yandaki dükkanda yapacak insanlar artık ihtiyaç olmayacak. Otonom araçlar var sevgili dostlar. Bunlar ne demek otonom? Otonom olarak. Taksiciler bundan sonra yok. Ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Bu 500 kişi kim olur? Ha şimdi, şimdi yani kalan 500 Nasıl seçilecek de önemli bir laf aslında. onu soruyorum. Tamam. Şimdi bakın hemen e, evet, toparlayalım. Toparlayalım hocamla devam edelim. Tamam. O zaman ben devam ederim sonra. Tamam sonra devam tamam. edelim. Çünkü diğer reklama reklama kadar değerli hocamla da konuşmuş olalım. Mesut Bey ee, şimdi şimdi virüsü dedik. SARS, MERS değerli hocam. Diğer Mesut Bey de belirtti zaten. Siz bunu tıbbi açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer e, SARS ve MERS'e göre. Şimdi e, azıcık da yani, tabii Bilmiyorum biraz... öncelikle e, değerli hocalarıma katılıyor musunuz? Bir biyolojik savaş Doğrusu istersen silah ben. mıdır? Fikrim yok. O konuda Peki. fikrim yok. Sadece öyle olduğuna dair elde şu anda bir kanıt yok sadece onu söyleyeyim. Bravo. Ama bu Çünkü bir... o işini yapıyor. Evet. Mü müthiş. Yani virüslerin tabii ki biyolojik amaçlı geliştirilebileceklerini, geliştirildiklerini yakın geçmişte işte Amerika'daki şarbon saldırılarından ya da işte şu anda muhtemelen siz de dahil yaşınız yetiyorsa hepinizin sol ön kolunda burada çiçek izlerini evet, var. var. Değil mi? Evet. Sizin de var. En son 79 doğumlara yapıldı yeryüzünden yüzünden smallpox yani çiçek hastalığı silindi diyebiliyorduk. İşte 2000'li yılların başlarında eee Rusya'nın bir miktar, Amerika'nın bir miktar elinde virüs bulunduruldu vesaire vesaire ortaya çıktı. Yani şu anda savaş alanında böyle kullanılsa tabii ki herkes çiçeğe bağışık değil. Çiçek mesela hem bulaşkan virüsü. yüksek yüksek bir virüs. O açıdan bakarsak yeni koronavirüsü ki koronavirüsleriyle biz yeni tanışmadık yani koronavirüsleri dediğiniz şey içinde yüzlerce virüsü barındıran çok büyük bir sülale evet. bu sülalenin çeşitli elemanları insanları zaten enfekte etmekteydi ağırlıklı bir şekilde koronavirüsleri hayvanların içinde dolaşıyor en çok da memelilerde Aha. nedense garip bir şekilde yarasaların ismi burada çok geçiyor. Ee, sarsın kaynağı net bir şekilde yarasa, nal burunlu yarasa adı verilen özel bir e, e, yarasa türü ve yarasaların e, gariptir yani. Dü dünyada en bol bulunan memeli hayvanlar var. Bütün memelilerin %25'ini e, yarasalar oluşturuyormuş. Her ha, neyse e, hayvanlar arasında zaten dönüp dolaşmaktaydı bu virüsler. Arada bir virüslerin doğasında var. Bir takım mutasyonel değişikliklerle insana adapte olup insana sıçrayarak bu algınların doğal yollarla mutasyona uğrarlar. O kendiliğinden mutasyon zaten doğanın bir parçası. Evet. Bizim hücrelerimizde dahil bütün bakteriler, bütün virüsler çoğalma süreçlerinde durmadan mutasyona uğrarlar. Ama bu mutasyona uğrarken bir insana adapte olması, iki bulaştıracak bir insan olması gerekiyor bu tür salgınların önemli bir çoğunluğunun Çin'den çıkması ya da Doğu Asya'dan çıkması doğrudur. Bunun nedeninin şu olduğunu düşünüyoruz. Nüfus çok fazla. iki hayvanlarla temas çok yoğun. Yani halk, fukara, işte adam domuzuyla, ördeğiyle, kazıyla, tavuyla birlikte onlarla birlikte aynı ahırda yatıyor. Dolayısıyla durmadan... Öyle olduğu için mi yoksa bir de onları bulaşıyor. yediği için mi? Evet tabii ki. Yani ne evet, içerse iyi herhalde. Tabii tabii tabii. Bir de nüfus fazla e, tahıl yetmiyor. Et yiyecek insanlar. Dolayısıyla yoğun bir şekilde hayvanlar ne bulurlarsa çok fazla tüketiyorlar. E, salgının ilk çıkış yeri işte o yüzden Wuhan'daki bir canlı hayvan pazarı. Bir tarafta fareler kesiliyor, öbür tarafta yarasalar öldürülüyor, insanlara satılıyor filan. Dolayısıyla bu koronavirüsünün de kaynağının bir tür yarasa cinsi çıkacağını tahmin ediyoruz. Ama kesin ve net değil bu. ama yani salgın başladığından beri çok takdir ettiğim bir şey SARS'ta böyle olmamıştı. Çinliler aylarca gizlediler SARS'ta sonradan bir şekilde patladı ama bu salgında her şey çok açık Hocam, ve net bir şekilde. 6 gün sonra Efendim? Altı 6 gün sonra deklar ettiler. Evet, çünkü, o 6 gün çok önemli bir süre. Evet, bir başlarda bize gelen bilgiler yani anlaşılamayan bir virüs yüzünden işte Çin'de bir yerde zatürreden insanlar ölüyorlar falan gibi. Biz de i̇şte Bakalım bakalım ne çıkacak dedik de erken işte 31 Aralık 2019 2019'da Bu Dünya başladı. Sağlık Örgütü'ne bildiri yaptılar. Yeni bir e, bunun bir virütik hastalık olduğunu ve yani 3 gün 5 gün içinde netleşti. Adı kondu, sekanslandı, yayınlandı filan ve ondan sonra da bir ardına çok iyi e, yayınlar çıkmaya başladı. Şu anda salgını real time izleyebileceğimiz web siteleri var. Yani ben gelmeden birkaç saat önce baktım. 28.344 kişi enfekte olmuş. 565 kişi ölmüş. Bulaştırıcılığı yüksek. Neyse ki öldürücülüğü düşük şimdilik. Yani öldürücülüğünün düşük gibi Öğrenler hakkında bir, e, bir, araştırma için. yapabiliriz mi? Hangi yaşta? Evet oldu? evet. Mesut Hocam onları hızlıca özetledi ama öğrenlerin gerçekten ilginç bir şekilde 3'te 2'si erkek. yaşlılar ölüyor gripin mortal epidemiyası çok benziyor. yaşlı olmayan bireyler yani ya işte 65 yaş üstüne şimdilerde pek yaşlı demeyi Peki, tercih etmiyor Mesut Bey, hatan varsa lütfen. 65 yaş üstü. Şimdi şimdi ama öyle öyle. Bir şey. artık öyle. Değil artık değil öyle. Değerli hocam. E... öyle mi? Orta yaş. Yani Ortayaş. kış Ortayaş. ayındayız malumunuz ve evet. yükseliyor yaş. yani. Soğukta malumunuz virüsler fazla yürüyemiyor. Peki yaz ayına geldiğimizde ne yapacağız? Haziran'da temmuzda artar mı? Şöyle şeylerin soğukta genellikle insanlar da böyle birbirlerine yanaştıklarından yani kalabalık ortamlarda bulunduklarından yani şimdi soğuk havalarda genellikle işte e, arası ama yazın daha da Ta, nemli değil mi tam tam tersine, evet tersine soğuk mi ortamda bizler bir araya geliyoruz virüsün soğuk ortamda yaşayabilitesi daha ya, yüksektir. Yüksek midir Ve bu? de birbirimize bulaştırma ihtimalimiz Hı. artıyor. Yazın hepimiz dağılıyoruz. Yazlık yerlere birbirimizden uzaklaşıyoruz virüsün yaşayabilitesi yani yazın da azalıyor. Az o yüzden yazın virütik hastalıklar azalır, kışın artar. Tabii bu salgının kışında çıkması kötü bir şey oldu. Artı işte Çin'de bir yeni yıl bayramına tatiline denk geldi. Milyonlarca insan sağa sola hareket etmiş. Şimdi onlar yeniden yerlerine dönmeye çalışıyorlar filan çok ciddi bir kalabalığın olduğu bir zamana denk geldi. Zaten böyle bir sürü bir sürü bir sürü şeyin üst üste denk gelmesi lazım salgın olabilmesi için. ...o an işte bir hayvandan bir virüs... zoonotik enfeksiyonlar bunlar... ...ama artık zonatik kısmını geçtik çünkü... ...insandan insana yayılıyor... ...hem de iyi bir hızla yayılıyor... ...neyse ki mortalitesi... ...öldürme hızı yüzde ikilerde... ...bugünkü rakamlara göre... ...böldü mü yüzde 1.9'larda... ...bugünkü rakamlara göre ve bugünkü durumuna göre... Evet. ...virüsün... ...mutasyon evet. bilmiyoruz hmm. şu an. ...bilmiyoruz... ...bilmiyoruz... ...ümit ediyoruz ki öyle bir şey olmaz... ...yani koronavirüslerde... ...sıklıkla böyle bir şey olmuyor... ...SARS gibi MERS gibi... ...yüksek mortalite seviyelerine... ...ulaşmamış gibi gözüküyor. Onların bulaştırıcılığı, ulaşma hızı... ...daha düşük ama... ...öldürme hızları daha yüksekti. Yeni koronavirüsüne göre. Bunun da tam tersi. Ulaşma hızı yüksek... ...öldürme hızı birazcık daha düşük. Ee, şeye göre... ...influenza virüsüne göre... ...bakın yani, bizim... ...gerçeğimiz aslında... ...influenza, grip. Grip yüzünden biz... ...yüzlerce insanı, binlerce insanı kaybediyoruz. Ama tutup yani ülkemizde hiç olmayan koronavirüsünü tartışıyoruz. Belki de ülkemizde hiçbir zaman olmayacak. İnşallah. Koronavirüsünü tartışıyoruz. Burada kimler grip aşısı oldu bu sene. Bakın gördünüz mü yetişkinlerde ne kadar az. Hocam hekim hocam olmamış. Sizin kesin olmanız gerekiyordu. Senin kesin yüzdeyiz, olmanız tabii. gerekiyordu. Ben Ertan ama Bey kimse, ve Mehmet Ali Bey gibi düşündüğüm için kimse, aşının, kimse aşının da grip bir tür oyun olduğunu düşürdüğü aşı grip aşısı yaptırmıyor. Ama ve, o da bir ko, yani, bak, yani olarak yani, düşünüyoruz Rakamları da, söyleyeyim, söyleyeyim size. Kuzey yarımkürede gripin Bulaşma hızı %5-15 arası gider. Ortalayalım %10. Kuzey yarımkürenin tamamı grip sezonunda %10'u grip geçirir her sene. Kural bu. Ülkemizde nüfusu 80 milyon gibi diyelim. %10'u 8 milyon edecek. Bizde de 8 milyon kişi grip olacak. Ölüm sayısı ne Mart, kadar gripten? Binde bir. Binde bir. Binde bir. 8 milyonun binde biri de 8 bin eder. Bizim tamam. ülkemizde 8 bin kişiyi kaybedeceğiz. Bunları da 3-4 binini kaybettik. Geri kalanları da işte Mart sonuna kadar Kaybedeceğiz. Üstelik onun aşısı var. Ama onun aşısını olmuyoruz. Koronavirüs ülkemde yok henüz. Koronavirüs tartışıyoruz. O da işte bu panik havasında falan. Hocam bir, o, bir, çok bir güzel bir şey söyledi hocam. Şey yaptığımız. Peki, konuşacağız. Hadi, ben hadi bir şunu bir şey ekleyeyim. Hemen. Reklamdan önce. Hemen. bir Böyle teaser gibi olsun. Hı hı. Şimdi Dan Brown'la yazışıyoruz böyle arada sırada. Şöyle bir şey var. Son bir şey ekledi. Inferno diye bir filmi vardı. Hatırlar mısınız? Yani cehennem diye 2013, bir 2013 Güney Kore yapımı. Yok yok. Bir şey ha, Tom siz kitap Raun'un Romandan? Romandan uyarlama. Tamam. Şimdi orada İstanbul kaynaklı bir virüsle 2016 dünyayı yok etmeye çalışan -ekonomistin bir akıl kapağına da akıl yok olmadı, girmedi. Girmedi mi? Yok. Şimdi öyle bir akıl dünyayı bir şekilde virüsle bir tane kafayı yemiş bir tane adam var diyor ki bu insanlar eğer böyle yayılmaya devam ederlerse çevre sorunları çok artacak. Dolayısıyla yapılacak tek şey bu insanların bir kısmını yok edilmesi lazım. Onun için öyle bir virüs geliştirelim ki bu insanların bir kısmını olsun. Filmin şeyi senaryosu bunun üzerine. Ama geçtiği yer İstanbul yere batan sarayındadır. Evet, Şimdi, doğru. Dan Brown kitabında şöyle bir şey yazar sevgili dostlar. Hocamın söylediği bakın çok önemli. 8 bin kişi öldü diyor. Daha da ölecek. Peki şimdi şey olacak şimdi bakın sevgili dostlar, bir virüsten veyahut da bir yani hastalıktan daha önemli, daha büyük bir salgın vardır. O da korkunun kendisidir. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Artık. Peki. Benim dediğim film Flu. Flu tabii. O Güney Kore. Güney Kore filmi. Evet. Evet Evet aşısı var mı? Nasıl korunacağız? Ya da hocam dedi ki bir panik havası var. Ee, aslında normal grip daha tehlikeli ama biz koronayı konuşuyoruz dedi. Konuşacağız. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü tekrar karşınızda olacağız. Asıl mesele ikinci bölümüyle devam ediyor sevgili izleyenler. Korona virüsünü konuşur, biyolojik silah mı, normal bir virüs mü, laboratuvar ortamında mı üretildi? Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi telefon bağlantımız var sevgili izleyiciler, hattımızın diğer ucunda. Orçun Göktürk var. Orçun Göktürk kısa bir süre önce Çin'deydi, Türkiye'ye döndü. Çin'de neler oldu, neler bitti kendisine soracağız. Yine Çin'den bir bağlantı da gerçekleştirmek istedik ama öğrenci arkadaşa ulaşamadık. Artık diğer programları bağlamaya çalışacağız. Orçun Göktürk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi günler. Çok teşekkürler Orçun, hoş geldin. Kendisi hoş bir öğrenci değerli izleyenler. Orçun, şimdi Çin'den döndün. Çin'deki manzara evet. neydi? Tabii biz buradan farklı uluslararası medyadan, videolardan analiz etmeye çalışıyoruz. Sen orada bulunduğun sürece, e, sürede bu virüsle ilgili e, Çin medyası ya da Çin yönetimi, sağlık görevlileri virüsle ilgili ne diyorlardı? Gerçekten bir yarasadan bulaştığını mı dillendiriyorlardı? Onlar da bir biyolojik silah olarak mı görüyorlardı? Ne diyorlardı? Ee, öncelikle iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ee, ben yaklaşık 2-3 hafta önce Çin'den döndüm. Pekin'de yaşıyorum. Çin'den. Hı hı. Ee, ben bizim süreç içerisinde Ocak ayının ortalarındaydı ve daha e, vakadan e, ölen sayısı çok fazla yüksek değildi. Ona bile ulaşmamıştı ve hatta bunun bir salgın hastalık olduğu bile tam e, değerlendirilemiyordu Çin Ulusal Halk Sağlık Komitesi tarafından. Fakat daha sonra hem e, bir salgın hastalık olduğu tespit edildi hem de virüse bulaşan e, insan sayısı bugün 30 bine yaklaşmış durumda. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ben döndüğüm süreçte hem Pekin'de hem başka yerde de arkadaşlarımız var. Hayda hem de virüsün merkezi olan Wuhan'da daha ilk önlemler alınmamıştı. Daha sonra çok hızlı bir şekilde virüsün merkezi Wuhan ve Hubei eyaleti karantinaya alındı. Bütün şehir dışı bağlantıları Sen orada bulunup, bu virüsün kaynağı olarak neyi gösteriyorlardı? E, Wuhan'daki canlı hayvan pazarı, Mesela. balık e, deniz ürünleri ve canlı hayvan pazarı olduğu hem Çin'in resmi e, ağzından hem de e, çeşitli haber kaynakları açısından halka ulaştırılmıştı. Birisi kaynağı olarak herhangi bir hayvandan, e, spesifik olarak bir hayvan ismi verilmiyordu ama canlı hayvan pazarında, özellikle canlı hayvan pazarında satılan e, deniz ürünlerinden ve yılan üzerinde ee, zaten virüsün genom e, DNA'sı da tespit ettikten sonra e, bütün ilk vakalar, bu hayvan pazarında ortaya çıktı hem hayvan pazarından alışveriş yapanlar hem de hayvan pazarının çalışanları. O yüzden çok yüksek ihtimal, tam teyitli olmasa da e, Wuhan ilindeki, Hubei eyaletindeki deniz ürünleri hayvan pazarının e, merkez olduğunu işaret ediyor. Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına. Bakacak olursak. Orçun, şimdi bazı videolar var, özellikle sosyal evet. medyada maskeli kimi görevliler var, hatta maskeli hastalar var. Hastalar kaçıyor, görevliler de kovalıyor. Hani evet. o sosyal medyada paylaşılan videolara göre bu insanlar imha ediliyor. Ya Bilmiyorum arkadaşlarım var mı içinde vesaire. Bunlar doğru mu bu videolar? Mesela o hastalar Çinli niye kaçıyor? Arkadaşlarımız var, veriyorlar ee, bu videolarla Çin'de ilgili. Kişi... Ee, ben aynı zamanda Çin'de Türk Öğrenci Birliği'nin e, Pekin Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Elçilikle beraber Türk öğrencilerini bir araya getirmek ve Çin'de Türk kültürünü anlatmak üzerine kurduğumuz bir yapı. Hı hı. O yüzden Çin hemen hemen bütün eyaletlerinde, bütün şehirlerinde arkadaşlarımız var. O görüntülere rastlayan teyitli bir e, herhangi bir e, kaynaktan e, doğrulatamadık. Fakat e, nasıl Batı merkezli propaganda ülkemize yönelik bazı yalan haberler, hem iktidarımızı hem devletimize yönelik e, propagandalar yaparken Çin'e yönelik de maalesef yapıyorlar e, çok doğru olduğunu düşünmüyorum fakat bazı e, vakalar var örneğin e, Wuhan kentinde saat 5'ten sonra sokağa çıkma yasağı var ama saat 5'ten sonra sokağa çıkan insanlar var e, bunlara karşı bir Orçun peki buyurun ha, devam et lütfen Devam İnsanları kovalama ya da yolda virüsten etkilenen insanların bir anda kendini yere bırakıp ölmesi gibi vakalar gerek Dünya Sağlık Örgütü gerek de Çin resmi kaynakları tarafından yalanlanmış durumda. Çünkü hastalık defet yetmezliğine yol açan bir hastalık. Sokakta bir anda kişinin kendini yere bırakıp ölmesi Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri tarafından virüsün herhangi bir... Etti sonucu ölümünü göstermiyor. Olsun seni daha fazla tutmayacağım. Olabilir. Bir soru daha soracağım. Tabii ki. De, ee, tabii ki de. Çin'den görüştüğün arkadaşların var mı şu an orada bulunan? Tabii var, var. Ee, Mesela onlar önlem olarak yer... ne yapıyor? Ya da Çin devleti bu virüsle ilgili önlem olarak ne yapmış? Ne söylüyorlar? Herhalde görüşüyorsun, soruyorsundur. Evet, evet. Birincisi insanlar orada bahar bayramıydı, bahar bayramı uzatıldı, okullar ikinci dönem ertelendi Şubat sonuna kadar. İnsanlar genellikle acil temel ihtiyaçlarını gidermek üzere evden çıkıyorlar. Onun dışında virüse e, kaynaklık eden şehirlere ve eyaletlere tokan çıkma yatağı var. Genellikle insanlar evden çalışıyorlar. Biraz office gibi kullanıyorlar. E, fakat çok bazı eyaletlerde, Tibet'te, Şincan'da ya da Tekin'de normal hayat daha eğrinde devam ettiğini söylüyorlar. Marketlere herhangi bir su yiyecek sıkıntısı yok. Sadece biraz maske sıkıntısı olduğundan bahsediyor Türk arkadaşlarımız. Peki Orçun çok teşekkürler. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya Bak Orçun çok önemli bir şey söyledi. Evet. İnsanlar evden çalışıyor dedi. Ne yapıyor evde? Az önce siz belirttiniz. Bak ya. konu şu. Hı hı. Bir operasyon yapıldığı zaman bu operasyonun ne amaçla yapıldığını okumak lazım. Örnek veriyorum. Çin ne işe yarar? Üretim merkezi. Üretim durdu mu? Evde adam ne üretecek? Televizyon seyrediyor. Kıza söylüyor, on da arabayla geliyor. Orçun çok farkında değil işinin, yani çünkü e, Olan hiç, hiç yani başka bir dünyadan yok. bakıyor konuya. Yani o e, hani ben de Çin'le arkadaşlarla görüşüyorum. Olay tabii... biraz önce hocamın söylediği ve başladığı gibi, yani işte sers vers filan derken işte 3 kişi ...5 kişi derken olay öyle değil. Olayın yaygınlık. Şimdi bakın, Çin bir komünist partisi. ...istediğin zaman kapına zinciri vurur çıkartmaz seni dışarı. Bunu Amerika'da yapamazsın. Filipinler'de ne yapacaksın? Japonya'da demokratik bir ülke. Beni kapıya kilit mi koydum diyeceksin? Böyle bir dünya yok. Salgınlık ya bir işin salgın olabilmesi için toplu mücadele. Bakın bir belge getirdim dedim ya. Bu belgede ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki: Eğer ki dünyadaki tüm ekonomik değerler yani biz ne yapıyoruz ya çok önemli değil birkaç kişi ölsün ama ekonomik değer daha önemlidir diyoruz ya. Hı hı. Diyor ki bunların hepsini eğer göz ardı etmezseniz bu mutasyon veya bir sonraki gelen virüs insanlığı bahsettiğimiz rakamlara düşürecek. Peki Alternatif tekrar döneceğim size. Yine e, hocama dönelim Mesut Bey'e. <laughs> bu tür virüslerin aşısını üretmek mümkün mü? Daha evvelden influenza A virüsünün aşısı mevcut, var. Korona. Evet ama yok, influenza olarak söylüyorum. Tamam. Ama korona virüslerinin gerçekten aşısını... Ee, sizden bir ricam olacak çok güçlü. hocam. Şimdi biz gazeteciler genelde en sade şekilde herkesin anlayacağı şekilde konuşmaya çalışırız. Direkt halk diliyle konuşursanız sevinirim. Tabii tabii. <laughs> buyurun. Evet. Ben biyolojik savaşla ilgili de bir, birkaç söz etmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii buyurun. Ee, şimdi biyolojik savaş e, Erkan Şu beyin. arada göme gitmesin. Korona virüsünün şu an aşısı yok değil mi? Evet, yok. Peki. Ama çalışmalar var bu konuda. Eee yani, İddiaya olacaktı. göre 10 ay içerisinde. Bizim bir e, e, ay gibi ülkede var mıdır hocam? Yani bir böyle bir aşı üretme kabiliyeti var mı Türkiye'de? Ee, bunun için çok yoğun çalışma var. Özellikle Sağlık Bakanlığının son dönemlerinde biz ne yapıp edip aşımızı üretebilir hale gelmeliyiz. Dışarıdan satın almaya göre 5 katına 10 katına da mal etsek bunu yapmalıyız. Evet. O yakın zamanda başımıza gelen yani sen bunu üretme ben sana bunu daha ucuzuna vereyim oyunlarına gelmeyip bravo. Bunu, Tam öyle, da bunu öyle. duymak istiyordum hocam. Evet evet evet. <laughs> bunu ben bunu çünkü duymak Çünkü yani elin adamı onu yarın verir, eğer ertesi gün vermeyebilir. Çünkü Osman durumu bahsi geçti. Ee, yani hakikaten tebrik şayan işler yaptı o. Onun zamanında ben bir hikayesini dinledim. Diyor ki bir gün iki bontlu adam geldi. Zaten belki kendisi de bizi dinliyordu şu anda. İki bontlu adam geldi, makam odama girdiler. Ben bakanım. Ben o sırada... <laughs> Türkiye'de üretilen bir kalp ilacı var. Biz dışarıdan değil atıyorum. 5 liraya alıyorsak ben 1 liraya mal edebiliyorum ve daha etkili. Doktorlarımızın yaptığı. Konu yapacak. uzun sürecek yok, yok Ama uzun, devam edeyim. Yok, hayır bırakacağım zaten. Tamam. bırakacağım. Bir hem konuşmalarına bir altın olacak. ben onu almayacağım dedim diyor. aradan 3-5 gün geçti diyor. 2 tane bond Geldiler diyor, gözlerinde gözlükler, Bakanlığın odasına kadar girdiler neredeyse tekmek vurup girdiler odama diyor. Sen bu ilacı bizden almasan şu 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 aşı vermeyeceğiz. Nakaltınız varsa görün. Hmm. Ben çaresiz kaldım, İlacı çektim diyor. Buyurun hocam. Evet. Biyolojik kısmı ile ilgili. Evet. Biyo savaş biyolojik savaş ilgili kısmı. Doğru. Dediniz biyolojik ki. savaş e, şimdi Ertan Bey'in e, hocamızın hakikaten tespiti çok güzel. Biz. E, Bilim adamları, bilimle uğraşan insanlar madalyonun arka tarafını çok fazla ilgilenmiyoruz. Bizim görevimiz daha çok ön tarafla alakalı. Doğru. Güzel de. E, somut, evet, öyle. E, hocamız da daha çok İslami olarak Kuranda, ayetlerde, hadislerde, sünnetlerde bir konuyu bahsetti. E, bir takım bilimsel sırlar, ipuçları var. Bunların ortaya çıkarılması konusunda gayet edilmesini söylüyor. Aynı görüşteyim. Şimdi tarihe baktığımız zaman yani milattan önceki dönemlerde biyolojik savaş kullanılmış, uygulanmış. Ne yapmışlar? Hmm. E, hastalanmış olan hayvanları, insanları su kaynaklarına atmışlar. Böylelikle o insanları zehirlenmesini sağlamışlar. Yine e, İskitler e, bir ok kullandıkları zaman savaşta hasta olan kişilerin vücuduna oku batırmışlar. ve Ondan sonra o okları Düşmana doğru göndermişler. Hannibal var, meşhur. Bu mesela yılan zehirini savaş amacıyla kullanmış. Bu da çok enteresan. Bir örnek daha vereceğim. Tatarlar Ukrayna'daki bir kıyı şehrindeki kaleyi kuşattıkları zaman kendilerinde veba ortaya çıkıyor. Bu vebadan ölen insanları mancınıkla cenevizlerin olmuş olduğu kalenin içine mancınıkla atıyorlar. Dolayısıyla orada inanılmaz bir veba salgını oluşuyor. Geçmişte biliyorsunuz Avrupa'nın yarısını götürecek kadar büyük veba salgınları meydana geldi. Dolayısıyla biyolojik savaşa çok uygun bir zemin var. Yani tabi belge yok bu konuda bu belgeyi bulmak çok zor bir hadise. Yani Çin'in çok fazla zengin olduğu, gündemde olduğu, giderek büyüdüğü bir dönemde genelde de Çin'de çok bu tür salgınlar ortaya çıkıyor. Ya yani bu tür virüsler tabii ki laboratuvarlarda biyolojik olarak elde edilebilir. Evet. Biz olayın bu yönünü de arka yönünü de düşünmek tabii. zorundayız. Hocam şeyle ilgili biyolojik savaşla ilgili hocama bir eklenti yapalım. Buyurun. Burada yani aklınıza şu soru gelebilir izleyiciler olarak. Ya İnsanlar biyolojik savaş yapar mı yapmaz mı? Şimdi hocamın bahsetmiş olduğu şey benim sıkça bahsettiğim yani hani filmlerde ortada bir kalenin olduğu etrafında suyun olduğu bir yer var. Bir türlü kaleyi alamıyorsunuz çünkü suyu geçemiyorsunuz. Bir tane de kapı var öne inen doğru mu? Şimdi o kapı inmediği sürece kaleye geçemiyorsunuz. Kaleye de meyveleri sebzeleri yemekleri koymuşlar adam 3 sene orada yaşayabilir alamut gibi yani. Alamut tabii bir, tamamıyla yüksekte bir yer. Etrafında su yok ama orta çağdaki daha çok evet. batıdaki bakın tek yapılacak şey var. Suyu zehirlemek. Çünkü insanlar oradan su alıyor. Suyu zehirlediğiniz zaman insanlar düşer. Şimdi bu basit örnekle birlikte şöyle bir şeyi söyleyelim. Tarihte bunun en iyi örneği. 1492 evet. Amerika'nın keşfinde Kolomb'un kullanmış olduğu çiçek salgınıdır. Batı karşıda 25 milyon insanın yaşadığı bir topluluk var hocam. Size evet. katkıda bulunmak için söylüyorum. Bu adamları bir şekilde yok etmeniz lazım. Nasıl yok edeceğiz? Çünkü siz çıkmışsınız bir gemi dolusu adam. Yani 3-5 kişi. Adamlar da size iyi niyetli olarak içeriye almış. Baktınız ki bunları 25 milyon kessen kesen nereye kadar keseceksin? Diyor ki adam biz bunları bakın özellikle ve özellikle Avrupa'dan Güney Amerika'ya Yalnızca çiçek salgını yaymak için battaniyeler kullanıyorlar. Bu insanlara battaniyeler veriyorlar ve yüzde 95'i ölüyor. Onun için bugün Avrupa, kanlı Avrupa dediğimiz o oradan aldıkları altınları eriterek emevileri daha sonra o altınlarla işte yok ederek devam eden hikaye. Bugün işte bu Rönesans'ın falan gerçekleşmesi bu çiçekli battaniyeler. Onun için biraz önce hocam da bahsetti. Çiçek salgını dünyadaki en önemli salgınlardan birisidir. Yani hani İngiliz... Bu Zika, sıra, şarbon, delizana, yani şimdi Zika ya fila. Yani şimdi şöyle. Yani bunlar bir şekilde şöyle bir hikaye yazabiliriz. Hocam çok güzel söyledi. Dedi ki: "Ya bunlar işte biz tıp adamları olarak biz bu şeyde klinikte oturuyoruz mikrobiyologlar olarak. Oturuyoruz abi bakıyoruz bu böyledir. İşte şuradaki şunu öldürür. Buradaki bunu yapar. İşte şu çiçeği şeyden geldi. Horozdan geldi. Bu tavuktan geldi. Öteki bir şeyden filan. Bunlara da isimler koyuyoruz. Diyoruz ki işte kuştan geldiği için kuşlara daha çok. İşte buna domuz gribi diyorsunuz. Ötekine bir şey diyorsunuz falan. Şimdi asıl olan şu. Bir aklın bunları kullanıp kullanmaması ile ilgilidir. Herhangi bir silah hocam. Evet. Yani siz burada doktor değil de mühendis olarak otursaydık. Siz geliştirmişsiniz bir nükleer silah. Tarihte bunun örneği var. Etkisini vermek istemiyordu evet. bunu. Şey, yani Einstein'ın çalışma prensibi. Einstein diyor ki ben diyor nükleer silah yaptım. Dolayısıyla bu silahı e, bir şekilde bir üst akıl dünyayı yok etmek için kullandı. Bir mühendis değil, bir doktor değil. Onun için biz bunu anlayabilmemiz için bu işi, Peki. bizim yani mühendislik ve tıbbın dışındaki bir başka ana dille konuşuyor olmamız, multidisipliner konuşmadığımız önce, eskatoloji nedir biliyor musunuz? Eskatoloji dünyanın kıyamet senaryosunun üzerinedir. Distopyalar üzerine kuruldur. Yani ütopya iyi yer, distopya kötü yer. Bunun üzerine kurulmuş bir senaryonun aklıyla savaşacaksın. Nasıl yapacağını bulman lazım. Peki. Şimdi biyolojik savaşta bir şarbon sporunu düşünün. Hı hı. Bunun 50 kilosunu bir kapalı spor salonunun havalandırma bölümüne verdiğinizde... ...yani yaklaşık e, 200 bin civarında, 75 bin civarında insan öldürebiliyor bir saatte. Oh. Eğer bu şarbon sporu 100 kilo bunu havadan uçakla attığınız zaman... 450 bin ile <laughs> 1,5 milyon arasında insan öldürebiliyor. Yani çok kolay, çok daha ucuz, daha pratik bir savaş şekli. Ya hiçbir şey gerek yok. Nükleer silah. Bir de niye nükleer silahla savaşmıyoruz hocam? Çünkü konu şunun üzerinedir. Bunu defalarca anlatıyorum ama. Şimdi dünyada birileri kalacak 500 milyon öldük. Yani Kim bu, kalacak işte? İşte bu mi? bahsettiğimiz yapı. Evet. Bu bahsettiğimiz yapı üst akıl dediğimiz yapı. Yani dünyanın ekonomisini yöneten sistemi yöneten siyasetten değer yönetmenim. Yöneten ee, bir yere bir fotoğraf bağlı. attım bir haber birazdan evet. onu okuyacağım hemen ekrana da verirseniz hocam sizin söyledikleriniz bitti mi? Evet tamam Mehmet Ali Bey ile devam edeceğim. Şimdi 1998 yılına ait bir haber var. Tabii bu bir ee, sadece merak ettiğim için soruyorum yoksa somut bir şey yok. Arkadaşlarım ekrana verecek yani yıllar öncesine ait bir haber <laughs> diyor ki. Develer modern tıbbın yeni umudu. Burada deve kanında bulunan yanılmıyorsam antikordan bahsediyor. Diyor ki daha incedir. Köpek balığında da vardır. Lama'da da vardır. deve e, Kendisinde de devenin kanında da vardır ama. Devesi devenin değil. kanında bulunan antikor daha ince olduğu için diyor habere göre. Hı hı. Bu diyor virüslerle savaşmakta en etkili yöntemdir diyor. Deve kanındaki antikor maddesi. Arkadaşlar verebiliriz mi ekrana o haberi? Tamam. Buradan haberi okuyayım. Tıp dünyasındaki umutlar kervanına develer de katıldı. 98. 1998 yılına ait bir haber. Belçikalı bilim adamları son 5 yıldır yaptıkları çalışmalar sonunda çöllerin vazgeçilmez hayvanı develerin modern tıbbın geleceğini oluşturduğunu söyledi. Brüksel'deki bir üniversitede biyoteknoloji bölümüne bağlı bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda deve antikorunun virüsleri takip edip öldürmede müthiş başarılı olduğunu söyledi diyor ve haber yine bu yönde devam ediyor. Ve sonra diyor ki X ve kanser gibi tümörlü hücreleri öldürdüğü de tespit edildi diyor. Sonra bir bakıyoruz 2003 yılında develerin kendisi bir bulaşıcı hastalık kaynağı olarak gösteriliyor. Ben burada merak ettim. Deve 98 yılında bilim adamları, Belçikalı bilim adamları diyor ki modern tıbbın yeni umudu develer. Aradan yıllar geçiyor. Sonra diyorlar ki bu develer mikrop bulaşıyor bunlardan hissediyorlar. Burada bir çelişki var. Çelişki tabii ki var. Zaten yani esasında nerede insanlığın sığınağı olacak şeyler varsa ha, Bu arada oraları... Avustralya'da da develer evet. Terapi... Imha ediliyor. Evet. Evet. Belki tekrar yeniden boşaltılacak yeni bir kavim için bilmiyoruz. Çünkü Hı -hı. bu 500 milyon e, na düşürmek için e, belki belki şey diyeceksiniz. Yani bu e, yok, yok. Ip... <laughs> ne diyor ona? ipucu ipuçu Yok yok. Ne denemesi diyorlar şey e, komplo, komplo teorisi. Komplo teorisi. Komplo teorisi diyeceksiniz ama ben bu üst aklın kim olduğunun deşifre edilmesi gerektiğine inanıyorum. Sen üst akıl diyorsun. Rahmetli şey de üst Ay akıl diyordu. Aytunç altında Mahir üst akıl. Kaynak'te. Mahir kaynak üst akıl diyor. isim İsim vermezseniz ve balık. O veriyoruz Aa, ben yani. mi? Evangelistler o o mi? O onların hizmetkarı. Bir kişiyle yapamazsınız. Deccal dediğimiz şeyin tabii ki bir temsilcisi olacaktır. Bunun amacına Şimdi e, bir şey vardı. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi'nde cüce bir kavim var. Cüceler vardı. Kaç kişi cüceler? Hobbitler. Evet Hobbit'le birlikte kaç kişiler? Bilmiyoruz sayıyı. 12. Tabii. Neden? Yani yok 12'den fazladır. Bir tane eklemeler var. Tabii yok. Hobbitler var. Çünkü bak Hı. Hobbitler kimdir? Düşmüş melekler. Onlara göre. Hobbitler yeryüze sürmüş olanlardır. 12 kişi cüce. Bu cüceler 2-3 tane temavi dinin en azları. Başlangıçta... Yakup aleyhisselam, o bölgeleri kendisi için ister. Ama... Kıyamete kadar. Tamam değil mi? Nereden şöyle. okuyacaksın şimdi? Tevrat'tan okuduğun zaman 100 kişi olması lazım. Hayır, 12. Tabii. Yakup'un çocukları 12'dir. Musa'nın çıkardığı kaynak 12'dir. Tamam. Bu 12. Eee... Orada Hobbitler, esassa cüceler 12'dir. Bir de bunlara Hobbitler katılır. Bir de Elfler katılır. Elfler, meleklerdir. Hobbitler de, yeryüzüne indirilmiş bir iblisle birlikte... Hobitleri temsil ederler ve hem iblis ve hem melekleri yanlarına alarak günlerin sonunda, o eskatoloji dedin, bu eskatoloji günlerin sonunda yeryüzünün hakimi olacak millet. Kim bu? Yani onların varsayımlarına göre. Kim bu millet? Şimdi filmden mi konuşuyoruz? Yok hayır. Yani ben sana yani söyledim. Yani kıyamette ben... zorlamak isteyenler kimlerse onlar yani değil Yani şimdi şöyle bu konu. Hani şimdi şöyle de. diyelim bakın. Bu <laughs> uzun işte onun için biraz <laughs> özet nasıl anlatabiliriz? Şimdi dünyada iki tane yapı var şu anda. Bir tanesi gerçekten Amerika'yı Amerika yapan denir, derin masonik yapı. Hiçbir zaman yıkılmaz. Çünkü akıl onlarda. Akıl bak. Bunlar zamanın içinde vermiş oldukları, kendileri para kullanmadıkları için vermiş oldukları da bir yapı var. Bunlar da işte bugün Rothschild'ler dediğimiz, zamanın içinde Medici'ler dediğimiz bu yapıları hep bu paraları vermişler. Bunlar da bu paraları kullanmışlar. Ama bu sistemi de öğrenmişler. Dolayısıyla bu 11 Eylül'den sonra dünya dedi ki sistem çünkü bunlar sistemi globali ele geçirmek için dediler ki artık New York evet. merkez değil. Tüm merkez dünya olacaktır. Biz bu sistemi biz yöneteceğiz. Kimiz biz? İşte bu para babaları dediğimiz. İşte kimine göre 12 aile falan. Bunların hepsi havacı var. Yok ben 12 ha. aile demiyorum. Bu doğrudan Beni İsrail kontrolü. Tabii tabii. Yani ha şimdi. şimdi beni İsrail'in kontrolünde bir Mesela aile. şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Hani ben İsrail'in bile Onların bu işe ben. oyuncak olduğuna inanıyorum. Bak başlamış. Doğrudur. Abi, ol, çünkü bu. olamaz. Adamın biri şöyle bir akıl kuruyor. Diyor ki. Ben sonunda dünyada bir savaş çıkartacağım. Bu savaşlarda dinleri yok edeceğim. Kimler savaşacak? Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Yani semavi dinler birbirine girmesi lazım. Diğer dinler opere edilebilir diyor. Tabii. Çünkü diyor ki adam çok dinli çünkü adamın. Tek dinliler problem diyor. Dolayısıyla biz bu dünya savaşını yapmadan bizim kendi inancımız yani kendi taptığımız inancı dünyaya indiremeyiz diyor. Dolayısıyla sistem bunun için İsrail'in kurulması niye ihtiyaç var? Çünkü şimdi bu bakıyoruz. Theodor Herzl diye bir adam çıkıyor. Tamamıyla uyduruk. Aynı bu korona hocamın dediği gibi Türkiye'de bu kadar 8 bin kişi ölecek. Biz koronavirüsünün 650 kişisini belki daha da çok sonra artacak ama şunu konuştuğumuz gibi Theodor Herzl diye bir adamın e, makyajlanmış işte bu adam işte konferanslar verecek, bir şeyler yapacak ve işte Abdülhamit'le görüştü, görüşmedi hikayeleri olacak. Sonra da gidecek Filistin e alacak. Theodor Helsin, 3 tane çocuğu var. Çocuğunun sünnetsiz olduğunu biliyor musunuz siz? Hans Helsin. Siz bir Yahudi'nin çocuğunun sünnetsiz olma ihtimali var mı? Hocam var mı? Yok. Olur. Olamaz. Bu üç çocukta da, torunu da dahil intihar etti. Herz gibi genç yaşta öldü. Niye? Çünkü sistem bir kahraman koydu ortaya. Bu da göğe İsrail'i yarattı. İşi bitince? İşi bitince. Bu kime benzer biliyor musunuz? Örnek olarak Kennedy hikayesi gibi. Kennedy'leri öldürdükleri gibi ailece kes ulan parçala dediler bitti. Hikayeler neymiş İşte bir tane adam vurmuş da Rusmuş da Rusya'dan gelmiş de falan fiş mekan. Bu hikayeleri anladığımız zaman tarih okuruz. Tarih ise yalnızca güçlülerin yazmış olduğu bir senaryodur. Ben kendi tarihimi Kardeş, yazmadım. Bu buna, bu, kon, bu konsepte. Siz bir isim koymazsanız. Koyuyorum işte. Hayır söyleyeyim. Söyle, Hayır Koyacağım işte. Yok yok. Şimdi bakın. Şimdi tamam, soru yani nedir, doğru doğru Anlayacağım tamam. bir nedir? dil ile. Çok deccal de. Çok, çok tabi deccal bir davranıştır ha, bu. Yani bir davranış. olmaz olur mu? Bu Şimdi bakın. yokluğa götürüyor. Bakın burada evet. iki tane bakın. San diye bir teşkilat var. <laughs> ben sadece biliyor değil de ama <laughs> isim vermeni istiyorum. San diye bir teşkilat var. Bu san teşkilatı İki yapıyı da kullanırız. Bir soru soralım. İzleyiciye, sana sorarken izleyicide. Öyle bir oyun oynayacaksınız ki satranç hocam, e hiç taraf. yenilmeyeceksiniz. Nasıl olacak bu? Ulan birbirlerini yiyorlar bu oyuna. Siz iki tarafı da yönetirseniz hiç yenilmezsiniz. Siyah da benim, beyaz da benim diyor adam. Bu teşkilatta hem Masonik grubu hem de para sahiplerini bu işlerde kullanıyorlar. Bugün Çin dediğiniz yer, rol çiltlerin ait olduğu bir mekandan bahsediyoruz olarak İngiliz demeyelim. İngiliz başka bir şey. Evet. Ee, rol çiltlerden bahsettiğimiz zaman bu mekanı dolayısıyla afyon savaşlarıyla ele geçirdikleri bir yerden bahsediyoruz. 1800'ler tarihi. Şimdi o tarihten bu tarihe kadar onlar bu yapıyı yapmayı biliyorlardı zaten. İpek yolu, benim ejder yolu dediğim niye? İngiltere'nin ejderiyle Çin'in ejderinin buluştuğu bu hikaye bütün sistemi değiştirmek üzere kuruluydu. Hangi sistemi? Bu masonik sistemle kavga. Ama yukarıdaki adam buna isterseniz tek gözlü deyin. Net oldu mu? <laughs> tek gözlü deyin. <laughs> bu tek gözlü adam iki sistemi de yönetiyor. Kime karşı? Kime karşı? İyiye karşı. İyiye karşı. İyi kim? Zaten bu kutsal kitabı açacaksın okuyacaksın. Hangisini okursan oku bu çıkıyor. Evet. İyiye karşı. Yani bunu tespit yani, Soruyu cevabı aldın hangi mı? Cevap ha, yani. tamam. Yani şimdi etrafında dolaşıyoruz fakat millet bunu anlayamıyor. Derin yollar bir şey çıkıyor. Si, siz e, tabi tabii değerli hocama da döneceğim. Korona ile devam edeceğiz. Sadece koronaya bağlı kalmayalım. Korona bir sistemden şimdi korona az önce hocam esasına koydu. Yani korona. Ha, evet. evet. Şimdi konuyu biraz daha böyle e, fotoğrafın daha büyüğünü görün. Mesela bir tane kıyamet ambarı var kutuplarda. Evet. evet adamlar gittiler, dediler Afganistan'ı vurdular. Buğdayına el koydular. Norve, hatta Suriye'nin e, hatta Türkiye'nin buğdayının bile orada olduğunu söylüyor. Yani yerli gerçek buğday. Çok Yedo. normaldir ama bunlar ya. Yani niye orada birikti? Ya bak yani şimdi çok üzerinde bak, bir bu da mantığı, bu da çok normal değil. Abi niye normal abi? Ha, Hazreti Eyüp Evet. Tamam Kendi ben çubuktan çocuklar... sorayım hocam. Bu tamam, tohum üzerinde oynuyorlar ya. Evet. Yani tohumla oynadığınız zaman zaten insanlığı bitirirsiniz. Bunu Allah, bak Allah. Tohum konusunda biraz aşmakta fayda var. Çok bunu güzel, saklamanın yine. niye normal olduğunu söylüyor. Yok normaldir. Saklamak Tabii çünkü adam bak. Ya şimdi sizin o kadar çok paranız var ki. Yani bakın sevgili dostlar bir rakam vereyim size. İyi izleyin bunu. Hocam biraz ekonomiye ben ekonomistim aslında. Tamam. Şimdi şöyle bakın. Dünyanın gayri safisi özür dilerim şu perspektifte değerlendiriyor. Bunu hemen alacaksın bu cevap onun tamam. cevabı. Yani tamam stokluyor gayet normal ama benim yerli ırkımı niye yok ediyor? Bak ama bu hesap onun hesabı. Ekonomik hesap. Tabi ya şimdi ya şöyle. Sağlığımla oynuyor ama oydayıyor. Bir şey söyleyelim. Ha, Beni dersin, bak. Medi hocanın çalıştığı yani üniversite. Bey, özür dilerim. Hocam diyeyim. benim free bakıyor musunuz hiç para vermeden? Hemen bana fatura çıkartıyorsunuz değil mi? Evet. Bak basit bir şey söylüyorum. Ekonomik. Hayır hayır ben şu, işin şu kısmındayım. Tabii ki ekonomik e, boyut boyutu vardır ama tavuğa basıyorsun hormonu, domatese basıyorsun hormonu, tohumu değiştiriyorsun insanlar eşcinse. Evet. Evet. Yani işte bu da ırkı getirmeye evet. yönelik. Bu zaten insanlar, bir insanlar bundan insanları... anlatıyoruz. Yalnızca bu 500 milyona düşürürken şöyle bakmayın. Yalnızca şöyle mi bakacağız? Bir, biz koronavirüsü çıkmıştı. Evet burada bu kadar. Yalnız koronavirüs değil. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 bin kişi öldü. Yeni çıkan bir virüsten. Bu medyada yok. Yani ben bunu bak yazdığımda 10 gün önce yazdım ben bunu. Şimdi yeni yeni şeyde düşüyorlar. Hani arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar yazmaya başladılar. Yeni yeni. 10 bak, gün önce. Twitter'a bakacaksın, Bir Birisi gösterecek. insanlığı bitirmek istiyor. Hocam bu tohum konusunda... Sayısını evet. bitirmek istiyor. Evet. Bir özel ırkı... sadece özel bitirdiği gibi insanlığı da bitirecek. Bu namuslu senin söylediğin o tek gözü? burada <laughs> sürgünde olduğu için <laughs> bir an önce şu, şu sürgün hayatından kurtulmak istiyor. Tabii. İnsanın macerasını bitirmek Çünkü... için. Bunun yolu da bunun yolu da şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize en tehlikeli düşman olarak tanıttığı en tehlikeli düşman. Ve huve el diyor. En tehlikeli düşman. Başka mesela zalim kafir demiyor buna. En tehlikeli insanlığın düşmanı, en tehlikelisi diyor ki o tohumu ve nesli bozar. Tabii. Ey Muhammed en çok korkacağım budur diyor. Tohumu bozar ve tohum üzerinde nesli bozar. Peki bozma kabiliyeti nerededir? Kadın suresi dediğimiz Nisa suresinin 118-119. ayetinde Allah ile iblis arasında bir mükaleme geçer. Der ki senin kullarının önünden arkasına yaklaşacağım. Onları arzu ettiğin gibi bulamayacaksın diyor. Allah'a karşı böyle meydan okuyor. O da ben seni lanetlemişim diyor. Bana mühlet ver diyor günlerin sonuna kadar diyor. Sana mühlet verilmiştir diyor. Onun üzerine diyor ki ben insanların önde duracağım. Arkalarından önlerinden gireceğim. Hayvanların kulaklarını yardıracağım. Ve senin yaratma usulünü değiştireceğim diyor. Yaratmanı değiştireceğim diyor. Yapabildi bunlar mi? Hepsi oluyor. Olmadı mı bunlar? Hepsi oluyor. Tamam Bunun başlayalım. açalım. sayısı azalıyor. Sperk sayısı 1975. Yani raporu yılında, var Türkiye ile ilgili. Gün... 2030 Diyor ki 2030 yılında... Türklerden her üçünden ikisi tüp bebek yaptırmak zorunda kalacak. Aynı. Doğru mu? Bu doğru. Daha da gidiyor. Şimdi bakın, 1975 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir Türk erkeğinin üretkenlik kabiliyeti muhteşem, zirve. Her santimetre küp menide 75 milyon sperm var. 1975. Bugün. Peki bugün? Bugün ulaşabildiğimiz en yüksek rakam 15'tir ve Allah'tan tıp var bir tanesini sağlıklı bir tanesini alıyor tüp yapıyor. Türk erkeğinin 1 santimetre küpündeki nüllenebilme <laughs> kabiliyeti 75'ten en mükemmel 75'ten 15'e düşmüş. Neyle bozdular? Gıda Gıdayla gıda ile bozdular. Şimdi bakın şu parmak insanlarda uzamaya başladı. Bu parmak işaret parmağı neden? Çünkü ana rahminde iken östrojenin fazla olması halinde bu parmak uzar şeyde Palmisri'de bu parmak uzunsa bu insan efemine bir yapı, yapıdadır. Bütün halkla ilişkiciler bütün şeyler bu parmak uzundur çünkü bu parmak östrojeni temsil ediyor. Bu parmak ise testosterondur. Bunu evet. hazırladığı zaman medyayla da birlikte evet. hani bu Tabii dijital ki. kanallarda herkes e, bir şekilde LGBT olmuş ve bize bunu her dakika baktığımız zaman normal karşılayacak duruma evet. geliyor. Evet. İşte bu yavaş yavaş. Şimdi mesela deniliyor ki günlerin sonunda bir erkeğe 40 kadın, 50 kadın düşecek. Bu rivayetlerde var. Bunun manası şöyle diyor. Demek ki işte şöyle olacak bahane yapmış erkekler az olacak. Hayır. %50, elli, yüzde kırk. Yüzde elli, yüzde elli, yüzde Kadının da doğurganlık yapısını bozuyor mu? Tabii ki bozacak. daha neler olacak? Diyor ki bir erkek, bir erkeğe elli kadın düşecek. Bu sahih bir rivayette var. Hadis, peyg hadis peygamberimiz hadis. Şimdi bu erkek azalacak değil ki. Erillik kabiliyeti olan erkek azalacak bir kadın yani döllenme kabiliyeti olan her her 40 kadından ancak belki bir erkekten istifade edebilecekler. Başka yok. Bitiyor çünkü. Bu yani cinsiyetin şeyi ortadan kaldırılıyor. Yavaş yavaş da kalkmaya başladı zaten. Mehmet Ali bu, daha şöyle bir şey geliyor. daha var. Evet. Bunu geleceğe projeksiyon yaptığımızda şimdi tabii teknoloji çok hızlı geçiyor, gelişiyor ve burada e, geliştirilen teknolojinin arkasında çok önemli bir sistem var. O da ne? nano robotlar. Şimdi bu konuya geleceğim Mesut Bey ile tamam. devam edelim. Evet, tamam. e, Mesut Bey'e de söz verelim. Hocam şimdi konuştuğumuz konularla ilgili sizin bir düşünceniz var mı yoksa koronayla ile devam mı edelim? Bu GDO mesela şey. GDO ile ilgili. Aa, o, o çok GDO önemli. Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Evet çok anladığım bir konu değil. Yani gıdalarla mı dağılar falan böyle şeyler. Peki. Hocam ne kadar saygı dersin ya. Kurban olayım sana ya. Estağfurullah. Yani şimdi bir şey bilmiyorsan bilmemek demek güzel bir şeydir ya. Hakikaten. Hocam genelde daha böyle somut örneklerle herhalde e, doktor tıp doktoru Ama şimdi şu <laughs> normalde e, önümüze koyuyor ben doktorum. Ben bu ben bu korona virüsünü nasıl e, durdurabilirim? Nasıl öldürücü? Evet. Vazifesi insanı. Yok soracağız hani bir düşüncesi var mı diye lan, o yüzden. Muhakkak, bence bence hocamızın halalet bu konuştuğumuz sizin ya da Ertan Bey'i konuştuk. Yine de o, yine de bu bizim bir aşı üretebilmemiz, kendi ilacımı yap ilacımızı yapabilmemiz, kendi kanımız üzerinden, kendi genetik yapımız üzerinden etkili bir takım ilaçlar yapmamız için bence mesela bunu artık bu bir mesela... çalışma var mı Türkiye'de? Aslına bakarsanız benim çalış çalıştığım üniversitede, Medipol Üniversitesi'nde böyle bir çalışma var idi. Çünkü şuna hazırlık yapıyor idik biz de ülke olarak. İşte o dönemlerde de işte 2009'da domuz gribi diye bir şey çıktı. Şimdi günün birinde yine böyle bir ölümcül bir virüs ...işte İspanyol gribi diye siz telaffuz ettiniz. Öyle bir virüsün bir zaman çıkacağını biliyoruz. Evet. Çiçek hastalığı da çıkacak. Zamanını evet. Zamanını bilmiyoruz. Çünkü bu durmadan 40-50 yılda bir böyle çıkıyor ve çıktığı zaman da durdurulamayacağını da biliyoruz. Çünkü her gün bugünün şeyleriyle, rakamlarıyla birkaç milyon kişi uluslararası uçuyor. Bu kadar hastaların insana ne hastanelerimiz yetecek, ne yoğun bakımlarımız yetecek. Dolayısıyla çok ciddi ölümler olabilir. Bu yüzden İnsanlar şuna hazırlık yapıyorlar. Ee, diyelim ki Çin'den böyle bir şey çıktı, virüs çıktı, dünyaya yayılmaya başladı. Bu hemen dizileniyor, internet üstünden ve belli başlı aşı üreticilerine bunu hemen genetik kodu ulaştırılıyor. Bu genetik kodla ilk aşı üretme çalışmaları yapılıyor ve, ve bir ay içinde hayvanlarda test edilmiş, denenmiş işe yarar aşı üretebilir olmanız lazım ki halkınızı aşılamaya başlayasınız. Bunu çok benzer bir proje. Benim üniversitemde yürütülüyordu. Sonra 15 Temmuz oldu. Ee, ülkenin birçok e, kurumunda e, ciddi olaylar meydana geldi. Bizim o projemizde evet. yarıda kaldı, e, güme gitti. Evet. Şimdi ne kadar ihtiyaç evet. oldu bir daha görülüyor. Ama çok İnşallah. ihtiyaç var. İnşallah yeniden evet. başlar. 15 Temmuz'da ben Akit'te programdaydım o akşam. Evet. Evet. Bu, bu, bunu bir şekilde yapabilir hale gelmemiz lazım. Evet. Ama yine de yani şu anda bu, 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 bu koronavirüs nedeniyle aslında dünya olarak, tüm ülkeler olarak çok ciddi bir sınav veriyoruz. Çok iyi de bir ortalıkta şey var, kooperasyon var. Herkes bilgi paylaşıyor. Tüm ülkeler, işte gücü yeten ülkeler, işte Avustralya olsun Amerika olsun bizim ülkemizde öyle bir operasyon yaptı. Oradaki vatandaşlarını çıkarıyor. Çünkü e, 24 Nisan'a kadar sürecek sanıyorum o şey e karantina. karantina. Evet. 24 bahar gelince ortalık ısınınca bunun biteceği varsayılıyor. Nisan Bunu pik yapacak. Bilmiyoruz. Nisandan sonra e, e o zamana kadar tabii ne kadar yayıldıysa yayılmış oluyor. Bulundu bulunmadı. Bak. Nasıl koronadan hocaya bir <laughs> soru şimdi. Koronadan daha önemli bir şey söyleyelim. Bu korona suyunun suyunun suyu aslında. Eğer bir plan yoksa daha basit bir hastalık İki tane hoca var. Stafilokok serisi. Hı. Bak. Nedir Türkçesi? Yani işte bu korona gibi bir isim <laughs> o da. Ste mesela stefalococcus irustan Bak bakteri. bahsedelim hocam bakteriden. Antibiyotiğe direnç kazandı şu anda hiç kimse yok dünyada. Bitti bu kadar hikaye. Hiç kimseden bahsediyorum. Basit bu her yerde şu anda senin elinde de var değil mi hocam? Evet. Her yerde hastanelerin hepsinde olan bir şey bakteri. Bakteri. ...bir şekilde antibiyotiğe duyarlılığını kaybettiği anda iş bitti. Hiçbiriniz yoksunuz. Şimdi bu öyle bir silah ki... ...yani öyle bir dünyadan bakmanız lazım. Hocamın söylediği çok önemli bir şey. Biz her zaman hazırlık yapıyoruz dedi iki hocada. <laughs> ya hazırlık yapıyoruz. Niye? Bir gün bu olacak ama ne zaman? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Deprem olacak mı? İstanbul'da olacak. Kaç olacak? Yedi ve üstü olabilir. Beklenen onun üzerine diyelim. Eee... Ama yarın öbür gün bilmiyoruz. Geldiği anda hazır mısın değil misin o önemli. Şimdi Türkiye'yi konuştuğumuz zaman karantina bölgelerin var mı? Bakın ben daha virüs çıkmadan müsiyatın düzenlemiş olduğu sınır konferansındaydım. Yani Ankara'ya davet etti müsiyat beni. Orada işte bir deklarasyon yaptım. Yabancılar vardı. Yabancılar Türklerden daha çok dinledi beni. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben dedim ki sınır güvenliği dediğiniz konu siz duvarları örebilirsiniz hocam. Duvar ördün. Elektronikler koydun. Her şey çok iyi. Müthiş. Geleni yakaladın, dövdün. Bastın, öldürdün. Hiç kimse sınırı yakaladı. Peki bu 500 bin kişi ise engelledin. 1 milyon olursa ne olacak? Evet. 2 milyon olursa ne olacak? Yine bir şekilde önlem aldın ama alamayacaksın da aldım. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Bir sınır güvenliğinin en önemli maddesi salgın hastalığa karşıdır. Bunu yazın, duvarlara yazın, hastanelere yazın, sınıra yazın. Gerisinin bir anlamı yok. E salgın hastalık demişken, Mesut Bey, şimdi yaptığımız haberlerde ya da gelen bilgilerde maske satışlarının patlak verdiğini, yani rekor düzeyde. Hatta geçtiğimiz günlerde röportaj yaptığımız, yaptığımız bir sağlıkçı. Çin'in bize sattığı maskeleri tekrar geri istediğini, 3-4 evet, katı fiyatına öyleyse. geri istediğini söyledi. Evet. Maske bir koruma gerçekten sağlar mı? Evet. Şimdi bu tür virüslere evet, karşı. Evet, evet, solunum yoluyla bulaşan hastalıkların önemli bir çoğunluğu damlacıklarla bulaşıyor. Hı hı. Bazıları da damlacık çekirdeği adını verdiğimiz çok 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 daha böyle mikron boyutunda kızamık bunlardan bir tanesi mesela havada asılı kalan her yere gidebilen o yüzden kızamık dünyanın en bulaşkan hastalıkların başında geliyor. Bazıları da böyle çekirdeklerle bulaşır. Koronavirüs, influenza virüsü, işte nezle, grip türlerinin çoğunluğu damlacıklarla bulaşır. Damlacık deyince de şunu hayal edin. Böyle Hapşır. Hapşırdınız, aksırdınız elinize bakar sen böyle tükürük, salya, sümük parçacıklar, işte onların hepsi damlacıklar. Hmm. O damlacıkları standart cerrahi maskeler çok iyi tutar. O yüzden standart bir cerrahi maskeyle korunabiliriz biraz önce bahsettiğim çekirdekler daha bilgiler, güçlü basit maskelerimiz olan, var ve filtreli. Onlara gerek yok. Standart bildiğiniz basit maske var ya, cerrahi Hastane evet. Hastanelerde çok daha güçlü maskeler. Korur var. yani. Yok, bu koruyabilir ama bu tek başına korumuyor diye açıklama yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Beraberinde en önemli olan şey el hijyeni. Çünkü ben hastaysam aksırıyorum, tıksırıyorum, İşte bu kalemi tutuyorum, bardağı tutuyorum. Sonra Erten Bey de benim kalemimi alıyor. Evet. Hemen anında eline geçer biliyorsun. kapının kolu. Sonra işte bir garazı gözünü kaşısın, elini bir burnuna götürsün, elini ağzına götürsün. Anında yayılır. O yüzden bol bol el hijyeni, hastalıklı bireylerden uzak durmak, hastalıklı hastalıklı bireylere yaklaşacaksak ki benim işim bu, hekim olarak hasta olanları tedavi etmem için yaklaşmam lazım, muayene etmem lazım. Bizler o yüzden maske takarız hastalıklı bireylere yaklaşırken bulaşmayı azaltır. Hasta bireylerin kendisine de hemen bir tane maske takarız ki etrafına az bulaştırsın diye. Dolayısıyla standart çabaya maske ve bol el hijyeni kesinlikle koruyabilir. Bu hastalığın Sizin bulaşması şu anda bunlarla var mı? Burada yani yani bu... burada bir de bağışıklık sistemi de tabii devreye evet. Yani Üçün tokalaşma çok yaygın biliyorsunuz. Yani bu da hakikaten bu dönemde biraz azaltmak lazım. Bir de çok özür dilerimiz sarılmayı ve öpüşmeyi bilmiyoruz. Yani bizim kültürümüze göre el sıkışma ve sarılma bu şekilde hocam verir misiniz? Bu şekilde olmalı ve şap şap öpme şeklinde değil. Ekranda görsün hocam. Evet yani benim bu hocam lütfen kalkın. Benim sağ göğsüm hocamın sağ göğsüne gelmeli. Evet. Sol göğsüm sol göğsüne gelmeli. Ve bu kültür o kadar harika bir kültür ki bakın sizi hastalıklardan da kuruyor yani. Çünkü bunun temelinde İslami kaynak var. Ama biz ne yapıyoruz? Kafa tokuşturuyoruz hocam, Tokuşturuyoruz, <laughs> öpüyoruz hocam. Yani bu işte evet, e, hocamızın yok, da yok. bahsettiği evet. damlacık enfeksiyonu yani, yani şey, olay şey. başka bir şey doğru. Evet. Şey. Yani bunun aslı bu olmalı. E tabii bir de e, insanların çok bir arada olduğu kışın özellikle AVM'lerde herkesin çok elini koydu yürüyen merdiven kısımların elleri koymamak çok önemli. E, yani mümkünse e, toplu taşıma araçlarını şu dönemlerde en azından daha seyrek tercih etmek. Bu da, da gerçek bulunduğumuz bulunduğumuz yürümekle. ortamları sık sık havalandırmak Bu da çok önemli. Ee, yani özellikle e, gerçekten sirke ve pekmez iyi geliyormuş hocam, doğru mu? <gülüyor> 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 Sayın Cumhurbaşkanı pekmez dedi. <laughs> evet, onu ben de dinledim. Tut pekmez. Tabii bunlar immün sistemi güçlendirici. Bağış sistemi güçlendirici. güçlendirici. Yani özellikle çok iyi uyumak bu önemli Başka. bol meyve yemek yani özellikle C vitamininden zengin Hı. nar, portakal, kuşburnu gibi ayrıca şey onları almakta fayda var. Mesela C vitamininden çok zengin sarımsak ve soğan bizim kültürümüzde koku açısından çok biraz çok sıkıntıdır acı. ama çok zengindir gerçekten. Ben mesela bu şey çıktıktan sonra şöyle böyle bir 5-6 gündür kendi yaptığım şey yoğurt. Kırmızı bir Eriot. soğan var. Onu alıyorum, güzelce havanda dövüyorum dövüyorum, dövüyorum. Katıyorum yoğurda ve yiyorum. Yani bunun içindeki şey C vitamini, C, soğandaki C vitamini neredeyse e, şeyin de 4-5 katıdır. Yani portakaldakinin şunun bunun. E, hakikaten ciddi insanı takviye ediyor. Bunlara bakmak lazım. Propolis Çünkü, falan diyorlar propolis şimdi sizin immün sisteminde bir şey e, problem varsa problem varsa bir şeyiniz yok. Veya diyelim hmm. ki işte e, intolerans oluşuyorsa mesela pankreasın e, insülin direncinde bir şey oluşuyorsa e, ama yediğiniz bal sizi dibe bile düşürüyor. Aa ters tabii etki ki yapıyor. Yani çünkü ters etki yapıyor. Ama C vitamini gibi yani böyle e, ona ihtiyaç duyman Takviye yapıyor. O çok daha ciddi takviye yapıyor. Biri güçlendirmeye çalışıyorsun. Mesela dut, bugünkü dutlar, yabani dutlar iyidir. Ama diğer bütün şeylerde, yani pekmez yaptığımız araçlarda hepsinde çok yoğun ilaçlar kullanılıyor. Ben özür dilerim. Bizim dönem, bizim İslahiye olası... İlaçlardan kalsınız. Ya anlatacağım, anlatacağım, tarım anlatacağım. Tarım ilaçları. ilaçları. biz Bizde rezaki denir ama genel anlamıyla hatun parmağı denilen böyle çok güzel, uzun içinde üç tane çekirdeği bulunan muhteşem muhteşem bir şey vardı. Ee, bu beyaz tutmu, siyah kırmızı tut? Hayır üzüm. Ha, üzümden beri, bahsediyor. Evet üzüm. Hatun parmağı derler, vezir parmağı derler. Hatta bizim orada Dımaşkı'yı da de derler. Yani Şam üzümü. En feç güzel bir tadı var. O, en dayanıklıdır. Şam? İstahya, Gaziantep ova tamam. tam bir üzüm ovasıdır yani. Bu, o, bu bir zaman geldi. Filak sonra dedikleri bir hastalık geldi. Kökten şey şeyler giriyor böyle mikrobik bir takım şeyler çürütüyor. Belki toprağın yetersizliğiydi. Sonra bu e, şeye e, o hastalığa karşı filok filat e, şey e, hastalığın adı e, bir ilaç önerdiler. İlaç. Filodol. Geçmiş zaman şimdi kullanmıyor zaten. Bir ilaç önerdiler. Gerçekten şey kesti. Hastalığı kesti. Ama bu üzüm, ondan sonra bir daha o üzüm olmadı. Şu kara akciğerlerin altı bazen buruşuk kalır ya, ucu böyle buruşuk kaldı. Her döneminden 10 gün daha önce yetişir hale geldi, ama ne ne tadı kaldı, ne o eski üzüm kalitesi kaldı, ne de o üzüm kaldı. Ne? Yani, o üzüm bitirdi. Bitirdi. Evet. Sizi. Bitir. Yani hayır bitir dediğimiz, o ilaç onu o hale getirdi. Kütürüm hale getirdi. Şimdi bu istersen git uyusun diye artık hiç fayda veremiyor. Şu ki. o az önce tek evet. gözlü dediniz ya onların <laughs> şirketleri mi devreye girdi? Yani hayır işte hayır ilaç bu. ilaç bu. İlaç bu. Bak ben e, ayva gediğine gittim. bir, e, o size anlattığım hastalıktan dolayı biraz zayıflıkta düştüm. Gidin yaylada yaşayın biraz. Hocam yaylada ve yaylada üretilmiş gıdalardan iki kere zehirlendim. Beni zor aşağıya vurdu. Doğrudur ama. Daha tehlikelidir. Tam tersi olur. Çünkü bu sefer toksik ürün olmaya başlıyor. Çünkü tırın pisliği, kuşun bilmem neyi filan derken işte de değişebilir. yok Onun yok. Için Sonra bek dipete düştü. lazım. Ha, çok adam iyi ki, kontrol ederek yıkayacaksınız. Evet. Onu da temizleyeceksiniz. İşte Yoksa e, ilk o daha hani önce getir. 7 gün eğer net üzerinden 7 gün geçmezse o ilacı. Yani 7 gün geçecek üstünden 8. gün ancak patara getirsin. Adam 5. gün getirmiş. Tabi hmm. Tabii bitti. Evet birçok insan zeydik. Şimdi ya bu... Bakın şöyle. Hani bunlar yani Mehmet Ali Bulut'un yazmış olduğu kitapları alacaksınız veya Mehmet Ali Bulut'u takip edeceksiniz. Aileler çocuklarını nasıl koruyacak onu söyleyecek. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeyim. Herhangi bir çıkışın yani bugün dünya yanıyor mesela. Neresi? Avustralya eridi değil mi hocam? Bitti. Şimdi Avustralya'da bir milyon hayvan öldü ve vesaire vesaire. Bu hikayelerin hepsi doğru. Ama Avustralya tabii. yandı mı yaktılar? Yanıyor. Şimdi bana sorduğun evet. zaman hiçbir zaman yanmaz. Bana o <gülüyor> soruyu <gülüyor> sormak doğru değil. <laughs> yaktılar dedi. Tabii ben hep yaktılar. Yani ben öyle bakmak zorundayım. Şimdi evet, bakın. Ben de. <laughs> merz ışınlarıyla yani. Bak yani bunun çeşitli Ya, ya var. işte o kadar çok çeşitli yöntemleri var ki. Şimdi şöyle bakacağız. Çok güzel. Biz, biz yapayım, bunun sonucuna bakmalıyız. Evet. Avustralya yandı. Şimdi hani biraz. Avustralya bu arada çok özür dilerim. Katkı olsun. Çin'in ham maddesinin yaklaşık %20'sini karşılıyor. Tabii şimdi ondan bahsedeceğim. Bak daha da ileri gidelim örnekleyelim bunu. Sonra Çin'de patlamaya. Örnekleyelim. Şeftali sever misiniz? Çok evet. güzel değil mi Her Çok. Annem rahmetli. Müthiş. Ben de şeftali çiçeğim diye severim. Bilin ki bu sene şeftali çok pahalı. Ya ne ilgisi var Avustralya yanıyor Türkiye'de şeftali pahalı. Çünkü Avustralya şeftalinin dünyaya yayıldığı, salındığı en önemli toprak parçası. Bu sene unut. ...şeftaliyi pahalı yiyeceksin çünkü... ...şimdi köylüye soruyoruz... ...abi bunu alacağız yurt dışına göndereceğiz... ...5 dolar verelim sen de diyorsun ki 1 dolara yiyeceksin... ...adam da tabii eninde sonunda üretmiş... ...en yani çok parayı kazanmak zorunda... ...şimdi daha da ileri gidelim... ...sistemi bakın başka bir boyuttan... ...yani işi aldık... ...şimdi boyutlara baktığımız zaman... ...teknoloji konuşabilirsiniz, sağlık konuşabilirsiniz... ...ekonomi konuşabilirsiniz, siyaset konuşabilirsiniz... Halk ve insan davranışları üzerine bile konuşabilirsiniz. Ki hocam örnek verdi bir tane. Bu ne biliyor musunuz benim okuduğum? İnsanlara hoca dedi ki dokunmasas iyi olur. Bakın benim bütün davranış şeklimi değiştirdiniz. Ben dokunmadan insanlarla konuşamayan bir halkım. Şimdi dokunma diyorsun. İçime kapandım, başka bir dünya olmaya başladı. Akıl böyle yönetilir. Öyle. Bak, bunları konuşmadığımız sürece biz gerçekleri göremeyiz kardeşim. Şöyle bakalım. Çin'de ne, Bugün, bu virüs de aynı zamanda duygusal bağ mı koparmayı düşünüyor? Olabilir. Yani yani, yani, yani orada getirecek. Komşuluklar mı canım. deme. Zaten hocam anlattı. E, e, sıkışmazsanız iyi olur. Virüs bulaşır dedi. Her yere dokunuyorsunuz. Dokunmayın. Elden geçer. Şimdi ben hocam, maskeyi <laughs> tam, buna, buna Hocam en az daha mı düştü? Az Hayır, tuzağa de, düşmedi. Doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyorum ama tabii. zaten bu amaç. Bu yani Ondan amaçlamak bunu değil. Evet. Şimdi bakın bir şeyi amaçlamak yanlış olur. Bunu amaçlamaz. Bunlar onların yan etkisidir zaten hani deprem oldu artçı sağlıkı işte elini sıkma. Nedir? Sosyal ilişkiler eve kapan, filan fiş mekan. Eve kapanınca insan ne olacak? Travmatik bir yapıya girdi. Şimdi Ertan biz Bey, IŞİD dediler. DEAŞ her He? sakallıyı terörist sandılar. Gibi gibi gibi. Şimdi her çekik gözüyü de Şimdi bakın örnek. Bu <laughs> böyle bugün, oldu ama. Bugün bak bugün ben ya e, bu. Portekiz'den bir arkadaşla konuştum. Dedi ki Portekiz'de ben şimdi Çin vize bölümünün e, ...bulunduğu binanın... ...üst katında oturuyorum... ...bizim şirkette çalışan çocuklar... ...Çinliler girince çıkıyorlar... ...sen şimdi hangi Çinli'ye... ...bundan sonra haber aldıracaksın... ...haber alma teşkilatını bile... ...yok edebilirsin yani... ...bırak adamı... ...ya bakın Çinliler nasıldır biliyor musunuz? ...şimdi bunları okumadığınız ve tarihin... ...yapılarını... ...sosyoekonomik yapıları... ...sosyopolitik yapıları... ...bilmediğiniz zaman dayak yiyoruz niye... Şimdi herkes tarihte şöyle diyor. Diyor ki Çin korunmak için Çin settiğini yaptı ve bilhassa Türklere karşı kendini korudu. Küllen yalandır. Tam tersi bir akıl Çin'i içeride tutmaya çalıştı. Diye niye okumuyorsunuz? Karnayın zaten odur. Çünkü neden bakın. Eğer ki bu bir buçuk milyar şimdi siz diyorsunuz ki bugün 83 milyon oldu. Vay çok iyi değil mi? Ya 83 milyon karşısında da 1.4 milyar var. Ya Ertan ben Şimdi, seni seviyorum ya. Efendim? Ben seni seviyorum. Ya. Ben de seni seviyorum. <laughs> Seninle uzun zamandır program yapmamıştık. Betül arz yer yayılacak. Tabii tabii yayılacak. Bak şimdi. Çin geldiği Çin, zaman Amerika'ya rahmet okuyacaksınız. Tabii bu adamlar her şeyi yer miydi? Önden duvar Çıkmak Şimdi daha da ileri gidelim bak. <laughs> İkinize bir senaryo teklifi geldi mi? Yok, ben zaten Abdülhamit'in danışmanıyım <laughs> biliyorum. Peki evet. <laughs> Yüzüğümden belki belli oluyordur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ben şu anda İMBD'ye yazarsan Ertan Özit diye İMBD'de de hı hı. şeyiz. Ben hiçbir hani girdik. Yerde. Ben de tam. <laughs> Şimdi hamsız. şöyle bakalım işe. Şimdi ben bir sistemi yönetmek istiyorum. Sistemde ne yapacağım? Çin'i ekonomik olarak yok edeceğiz. Bu senaryolar okunuyor. Hı hı. Ama gerçek olup olmadığını test edelim. Çin atıyorum alüminyum üretiminde en önemli cevherlerden biri. Toparlayalım. Doğru mu? Doğru. Bundan sonra alüminyum pahalı var. kardeşim hazır mısın? Çünkü niye biliyor musun? Ya Çin'den alacaksın veyahut da iki katı pahalı Brezilya'dan getireceksin. Biraz Çin zaten kapanırsa Brezilya'dan gelirsin karşılığında büyük bir enflasyon olur. Enflasyona hazır mı bu ülke diye tartışmamız lazım bizim. Çünkü şurayı tartışmamamız lazım. Hocalarım saygı duyuyoruz bitti. Tıp her yerde yazılı. Biz bunu daha geçip. Bakın çok güzel bir şey söyledik. Ne söyledik? Aşıları üretilmesi lazım. Ey saldıralım birer dakika hocalarımı da tamam. Tutuyorsun. Ben çok konuşurum. Onun ne? Için beni... <gülüyor> Hocam, <gülüyor> şimdi, e, Vatandaşlarımıza, izleyicilerimize, şimdi bir panik havası var. Siz de zaten bahsettiniz. Öneriniz var mı? Değerli hocamdan da alacağım. Sonra programı kapatalım. Tamam. Bu virüsle ilgili. Tamam. Yani ne yapabilirler ya da nasıl düşünmeleri gerekiyor? Evet, bize de çok yoğun böyle sorular geliyor. Birincisi şu anda. Bizim ülkemiz açısından panik olacak bir durum yok. Hı hı. Bugün için değil mi? Bugün için. Evet evet. Bugün için. Bizim ülkemiz açısından panik olacak bir durum yok. Aslında Çin dışında herhangi bir ülke için de panik olacak. Şu an itibariyle bir durum yok. Çünkü olgu sayıları en fazla işte 18-20 var. Birkaç tane Amerika'da, bir iki tane Almanya'da. Genellikle işte 10'lu 20'li rakamların üzerinde Çin dışında olgu yok. Binlerce olgu. Çin var. Dolayısıyla herkes çok ciddi bir şekilde çalışıp kontrol altına almaya çalışıyor. Ha önemli bir şey bu. Şu, bu soru bana çok soruluyor. Çin ile yapılan ticaret birçok yerde hani durma noktasına gelmiş. İşte işte Çin'in işte meşhur iyi bilinen internet satış sitesinden insanlar ürünler sipariş etmişler. Paketlerden bize bu virüs bulaşır mı diye soruyorlar. Bulaşmaz yani. Bunun bulaşabilmesi için ...birazcık nemli bir damlacıkla bulaşıyor ya... Yani ...nemli, sulu bir ortam lazım. Bunlar da çok hızla kurur. Açık havada virüs o yüzden çok hızlı bir şekilde... ölür Paketlerden filan... ...virüs bulaşmaz. Yine bir bir bir, bir gazeteci bir arkadaşla... ...yaptığımız röportajda işte Eminönü... ...esnafı Çin'den mal getirmeyi kesmiş. Çin malı ürünler satmıyorlarmış ha, filan. Şey bu. E, e, i̇şte bu şekilde bulaşır mı diye ha. soruyor. Hayır bu şekilde bulaşmaz. Yani Hocam bir soru sorayım. sorayım. Çok önemli bu. Tabii bu. E, konteynerlarda virüs vardı... ...14 gün diyorlar kuluçka süresi... Konteyneri aldık, kuru da hava... ...virüs yok olabilir... ...peki... konteynere yükleyen adama bulaştıysa... E, bu, ...bu sorunun cevabı önemli... ...o adam enfekte olmaya çalışıyor değil mi? Peki... Evet. ...yani en büyük korku belki de... ...yani yapılabilecek... ...veyahut da olabilecek en büyük korku... E, ...virüse sahip olup... ...aseptomatik insanlar. Bak bu büyük tehlike. Bunu konuşmadı Türkiye. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir tek biz kanalda konuştuk ama adamın virüsü var, aldı virüsü ve hiçbir zaman ne ateşi var, ne hiçbir şey belirtisi yok. Adam ama herkese virüs salıyor. ...pirincin içerisindeki beyaz taş. Ne yapacaksınız? Evet. Kara kuğu deyin. Evet. Kapalıyım hocam. Ee, son olarak bu, 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 bu koronavirüs ...henüz bizim ülkemiz için bir tehdit değil ama Diğer hastalık yapan koronavirüsler, influenza virüsler, tüm solunum yoluyla bulaşan virüslerden korunmak için iyi beslenmek şart, iyi uyumak şart. Sık sık el hijyeni yapmak, su ve sabunla yemek yemeden önce olabilen her fırsatta, özellikle insanlara çok temas etmişsek ondan hemen sonra el hijyeni yapmak şart. Peki hocam. Evet, e, ülkemizde ve gerçekten e, diğer ülkelerde çok fazla paniklik bir durum yok. Fakat yine de e, çok ufak bir takım e, enfeksiyon belirtileri olduğu zaman, özellikle ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, e, solunum e, zorluğu gibi durumlarda çok fazla vakit kaybetmeden hemen hekime başvurmak lazım. Bakanlığımız gerekli tedbirleri almış durumda. 17 hastane bu konuda öz olarak görevlendirildi. İnşallah bunu da rahat bir şekilde. Peki. Teşekkürler. Hepinizin ağzına sağlık. Biz sağ de olun. teşekkür Çok biz. Sağ olun. Asıl meseleyi burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya perşembe günü saatler 20.30'u gösterdiğinde inşallah yine farklı konu ve başlıklarla karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Haydi geceler.